Ercan abi çok teşekkür ederiz. Ercan abi biliyorsunuz. Ercan Öz Aksoy. Kütütü de biliyorsunuz ama bulamıyorsunuz. Çünkü piyasada kalmadı. Piyasayı tükettik. Sadece bizim ilgimizde var. Bilgi vermek istedik. Dışarıda kitaplar, kitapları sunduğumuz yorumumuzun yanında piyasada kalan son fütükleri de temin edebilirsiniz. Bilginiz olsun. Geçen hafta genel bir derleme yaptıktan sonra ilk haftanın yoğun anlatımlarını derledikten sonra Demokritos'un atomculuğu ve maddeci görüşleri üzerine bahsettik. Ardından Pitagoras'ın nicel felsefesi ve bu felsefi düşüncesinin zeminindeki dinsel, Hermes'ten başlattı çünkü, dinsel ve ezoterik altyapıyı dinledik. Bugün olan etkileri tabii çok yoğun. Bunların hepsi tekrar dönüp üzerine konuşulacak. Çünkü Pitagoras var, yeni Pitagoras çıktılar. Platon'un ve yeni Platonculuk olduğu gibi. Daha sonraki dönemlerde felsefenin içine katılmış olan yeni kavramlarla bu düşünürlerin neler anlattıklarına tekrar geri dönüş yapacağız. Bugünkü konumuz bu günümüzün, bugünün halen bilgi temelini oluşturan, genel yaygın olarak bilgi temelini oluşturan sofist bilgi kuramı ve ardından bu sofistlerin içerisinden çıkıp hassas noktalarda kendilerinden ayrılan ve belki de felsefenin temeli diyebileceğimiz Sokrates ve Sokrates'in ardılı olan, kendisinden çıkmış olan okullar üzerine konuşacağız. İlk olarak sofistler ve Protagoras. Yani ben eledim tabii. Çünkü genel bize ayrılan sürenin büyük bir kısmını Sokrates'e ayırmak daha doğru olacaktı. Tabii Sokrates deyince Platon'dan ayrı bir şeyden, birisinden de bahsetmiyoruz. Bir de geç kaldım, özür dilerim. İki saattir kabiller göçünü gerçekleştirmeye çalışıyorum. Orta Asya'dan geldim. Herkes aynı, selamları var. İstanbul trafiği yani. Bu akşam tabii sofistlerle ilgili her şeyi anlatmayacağım. Birkaç şeye odaklanacağım süreyi doğru kullanmak için. Öncelikle sofistler dediğimizde M.Ö. 5. yüzyılın ortalarında iyiden iyiye kendilerini gösteren profesyonel bir öğretmen grubundan bahsediyoruz. Tabii bu insanların profesyonel öğretmen olduğuna dair tanımlar yeni yeni şeklinden de. Onlarla ilgili aydınlanmanın antik çağdaki ilk filozofları, ilk liberaller, felsefe ve kültür kavramlarını felsefeye koyan insanlar, dil felsefesini başlatan, dolayısıyla Wittgenstein'in öncüleri, şüphe kavramını gündeme getirdikleri için felsefenin yapılabilirliğine ön koşul sağlamış olmaları gibi uzun bir, onları olumlayan bir liste var. Tabii bu listeye böyle olumlu bakılmasına biraz da Hegel'in katkısı var. Hegel ve Hegel ekolü, Hegel'in sofistleri de şeyin tarihin önemli bir anı olarak görmüş olması onlara biraz daha dikkatle bakmayı gerektirdi. Ama bir taraftan da tabii içten içe bizim sofistlerle ilgili böyle yaptığımız okumalar ya da duyduğumuz şeyler yine de şu üzerimizden şey atamıyoruz yani. Sofistler deyince işleri güçleri sapsata olan, retorikle, aslında içeriksiz ve entelektüel olmayan retorikle bol para kazanan, para kaldıran bir grup dolandırıcıdan da bahsediliyormuş gibi de geliyor. Çünkü sofistlerin karşısında konumlanan iki büyük dev var. Yani Sokrates ve dolayısıyla Platon'dan bahsediyorum. İşte Protagoras diyaloğunda, Protagoras'la karşı karşıya kaldığında yaptığı diyaloglar falan da göz önüne alındırıldığında ya acaba gerçekten bu devlerin bir bildiği var da bizim Hegel kendi projesinde sekteye uğramasın diye proje bunları olumluyor olabilir mi diye falan da insan düşünüyor tabii. Ben birkaç karmaşayı şey yapmaya çalışacağım. Geçen yıl ben spesifik olarak şeylere çalışmıştım. Antik Yunan'daki bu süreci. Sokrates öncesi süreci özellikle çalışmıştım. Oradan anladıklarımı paylaşmaya çalışacağım. Sofistler deyince aynı anda yaşamış bir grup profesyonel öğretmenden bahsetmiyoruz. Bazı felsefe tarihçileri onları 3 gruba ayırıyor, bazıları 5 gruba ayırıyor ama kabaca erken dönem ve geç dönem sofistler olarak bir ayrıma gitmek zorundayız. Bu ayrım bizi şeyle sağlayacak, yani
bir taraftan niye Sokrates'in bir ana karakter olarak Platon'un diyaloglarında sofistlerle uğraştığını anlamamıza sağlayacak. Çünkü o daha çok ikinci dönem, yani genç dönem sofistleri eleştiriyor ve ezip geçiyor gerçekten. Ama bu ikinci dönem, geç dönem sofistler de birinci dönemi, yani Georgias ve Protagoras'ı çok da net anlamış insanlar değil. Onlar da biraz, mesela bu görelilik meselesi biraz keyfiyete dönüyor. Ya da faydacılık meselesi çıkar içine doğru dönüyor. Gerçekten para kazanma odaklı, böyle sadece retorik üreten, içeriği de güçlü olmayan retorikler üreten bir grupla karşı karşıyayız. Bizim kulağımızda sofistlerle ilgili olumsuz herhangi bir şey varsa daha çok bu ikinci grupla alakalı. Bu ayrımı yapmakta fayda var. Ben tabii bir taraftan Hegel'in ne düşündüğünü bu konuda anlatmayacağım. Zaten okumuşsunuzdur. Sofistlerle ilgili bir biyografi de sunamayacağım. İşte isimleri şunlardır, şu tarihlerde yaşadılar, eserleri şunlardır diyemeyeceğim. Ama en azından Protagoras'ın tıpkı Demokritos gibi Trakyalı olduğunu söyleyebilirim. Çok ağır işlerde çalışmış, yük falan taşımış. Hatta bu şeyi de icat ettiği söylenir. Hayvanların yüklaşması için konulan şey neydi o? Semer'i de Protagoras'ın keşfettiği söylenir. Ama daha sonra tabii öğretmenlik falan işin içine gelince para kazanıyor, iyi para kazanıyor. Atina'da Sokrates'in başına gelen bir şey onun başına da geliyor. Atina tanrılarına saygısızlık ediyor bu adam deyip sulama kararı çıkarıyorlar. O da yok canım ne tutuklayacaksınız beni deyip ben bir kaçayım falan diyor. Sicilya'ya kaçmaya karar veriyor ama bindiği gemi batıyor ve boğularak ölüyor. Protagoras. Şimdi tabii ben biraz önce şey dedim ya hani geç dönem erken dönem benim işte Georgias ve Protagoras'ı aklamak için yaptığım bir manevra gibi de durmasın. İyi de yani Protagoras erken dönem sofisti, bayağı Sokrates de eleştiriyor onu işte yani. Hani Protagoras diyaloğunu da görüyoruz. Ben diyaloğu okudum da iki kez okudum. Böyle şeyin, Sokrates'in geç dönem sofistleri ezip geçtiği gibi Protagoras'ı pek de ezip geçemediğini ben öyle gördüm. Hatta bazen alınganlık bile yapıyor Sokrates. Bir şey soruyor Protagoras'a. Protagoras pasaj okumayacağım yani vaktimi öyle değerlendirmeyeceğim şeyden, diyalogdan. Çok da berrak konuşuyor Protagoras ama Sokrates alınganlık falan yapıyor yani öyle sahneler var. Çok uzun konuşuyorsun diyor. Sen böyle uzun konuştuğun için ben anlamıyorum falan diyor. Oysa uzun konuşan Sokrates, Protagoras hiç de uzun uzun falan konuşmuyor. Şunu demek istemiyorum tabii yani Protagoras Sokrates'i alt ediyor falan değil, elbette öyle değil ama Sokrates geç dönem sofistleri ezip geçtiği gibi Protagoras'ı ezemiyor galiba. En azından ben böyle düşünüyorum. Birinci karmaşa bu. Yani sofistlere yaklaşırken onların erken dönem ve geç dönem olduklarını, iki dönemin oldukça farklı olduğunu bilmek gerekiyor. Bir başka şey de, konu da, karmaşa da, daha doğrusu bulanık anlamı oluşmasına neden olan bir başka mesele de sofist kelimesinin anlamı ile ilgili. Pek berrak değil, şöyle. Kelimenin kökeninde sophos var malum. İşte bu filosofo, filosofia bunlar bize gayet tanıdık gelen kelimeler. İşte bilgeliğin peşinden koşan, bilgeliğin sevgisi, aşk anlamına geliyor. Ama sophos'un tek anlamı bu değil. Mesela Heraklitos'un fragmanlarında sophos'u her şeyi gören, bilen anlamında Tanrı'ya atfedilmiş bir nitelik olarak da görüyoruz. Onun dışında mesela bir işi ustalıkla yapan kişiye de sophos deniyor. Marifetli kişiye de sophos deniyor. Ya da güvenilir kişiye de sophos deniliyor. Dolayısıyla sophos kelimesinin kullanımında kabaca üç ayrım var. Bir, Tanrı'yı işaret eden anlam. Diğer anlam, Tanrı olmayan ama yedi bilgiyle hesaba katarak. Tanrısal bilginin peşinden koşan, bilgeliğin peşinden koşan insanlar, bilgeler. Bir de pratik bir anlam var. Bir işi ustalıkla yapan, marifetli kişiye de sophos deniliyor. Dolayısıyla bu bir kavramın, bir kelimenin birkaç anlam içeriyor olması bir karmaşa yaratıyor gibime geliyor. Belki de bu sebeple de bir ayrıma gidiliyor. Platon'da da ayrım var ama Aristoteles'te daha berrak bir ayrım var. O sophos'la, pratik bilgelikle daha doğrusu sophia'yı ayırıyor. Belki de bu karmaşayı ortadan kaldırmak içindir gerekli bu. Bu bir kelimenin birçok
çok anlam taşıması ve kaosun ortaya çıkmasına dair konuyu ben çok önemsiyorum. Bu konuya tekrar döneceğim ama şimdi bir yerde bırakacağım, bakayım. Sofistlere ait iki meşhur önerme var. Baştan söyleyeyim ben, böyle maksim bilgiyle çekileceğim. İki önermeyi değerlendireceğim. Bunlardan bir tanesi Georgias'ın önermesi. Tabii Parmenides etkisi var ve daha sonra Platon da bu önermeyi dikkate alacak. Hiçbir şey var olmaz ve var olsaydı biz biz onu bilemezdik. Bilebilsek de birbirimize aktaramazdık, paylaşamazdık meselesi. Burada bir şey, genlerin okunduğunda Georgias'ın buna bir şey kattığı, bir yorum kattığı da söylenebilir. Georgias'ın hiçbir şeyden kastettiği şey, duysal gerçekliğin dışında var olduğu şey. Ona konuşuyor Georgias. Şunu söylüyor, duysal gerçeklik vardır. Duyuların ötesinde bir gerçeklik, bir varlık yoktur. Varsa bile biz onu bilemeyiz demeye getiriyor. Bu biraz şey de, Kant'ın kendi de şey meselesini de sanki hatırlatıyor gibi. Yani Georgias'ın önermesini şöyle acaba okuyabilir miyiz? Kendinde şey yoktur, kendinde şey var olsa bile biz onu akılla, bu akıl meselesini onlara ekliyor tabi bilemeyiz. Hadi bildik diyelim, bunu paylaşamayız. Böyle de olabilir. Ama totalde sofistlerin varlık, sofistlerde varlık artık insanın bildiği, eylediği, kurduğu kadarıyla var olan bir şey. Nitekim Protagoras'ın en önemli, en ünlü önermesinde de karşımıza geçecek. Bir perspektif meselesi, bir öznellik meselesini tartışma ortamına, mekana çağırıyor gibiler. Protagoras'ın, diğer önerme de Protagoras'a ait. Protagoras, heyecanlanıyor tabii, boğazım kuruyor. Protagoras'ın meşhur sözü duymayan yok, yani üzerine sürekli konuşuyoruz. İnsan her şeyin ölçüsüdür diye bir söz. Protagoras'ın böyle bir söz söylemediğine dair çok güçlü görüşler var. Sözünde. Ben biraz buna dikkat çekmek istiyorum. Yani bu görüşe dikkat çekmek istiyorum. Sorunu yaratan şey bu insan her şeyin ölçüsüdür önermesindeki her şey kelimesi. Protagoras'ın burada panta demediği, her şey demediği, kairamata diye bir kavramı kullandığına dikkat çekiyor uzmanlar. Bu konu, yani Protagoras'ın tam olarak pantayı mı, karamatayı mı kullandığı meselesi hem Türkiye'de, literatürde tartışılan bir mesele hem de Batı'da da tartışılıyor. Ben onlardan, bizden yani Türkiye'den bir iki açıklama getirdim. İstanbul Üniversitesi Felsefe Tarihi Anabilim Dalı Başkanı Profesör Cengiz Çakmak'tan bir alıntı yapmak istiyorum. Diyor ki hoca, Cengiz Hoca, benim de hocam bu arada, Protagoras böyle bir yargı dile getirmemiştir. Onun söylediği sözle, ona atfedilen söz arasında önemli bir ayrım vardır. Protagoras'ın dediği şey şu şekilde ifade edilir. İnsan kullandığı, ilgi dünyasına giren, değer verdiği eşyaların ölçütüdür. Kullandığı kelime kairamata yapısıdır. Kairamata, benim kullandığım eşyalar anlamına gelir. Örneğin, masanın ölçütü masayı kullanandır ancak masayı kullanan gökyüzünün ya da her şeyin ölçütü değildir. Protagoras'ın sözünde geçen bu ifade, bu sebeple panta, yani her şey değil, kairamata'dır. Ona göre insan her şeyin ölçütü değil, izlenimlerinin ölçütüdür. İnsan gökyüzünün ölçütü değildir fakat gökyüzü izleniminin ölçütüdür. Duyularının ölçütüdür. İnsandan topluma geçirdiğinde ise Protagoras'a göre yasaları ölçütü X toplumudur. İnsansa kendi kurallarının ölçütüdür. Bu çok önemli. Yani kairamatayı kullandıysa başka bir şey söylüyor. Yani Protagoras da şey derken tam tamla kairamata varlıklar ve nesneler değil, bizimle özel ilişkili olan şeylerden bahsediyoruz. Bir de Teoman Buralı Hoca'yı referans göstereceğim. Hocanın sorun nedir diye bir eseri var. Orada bu konuyu gündeme getiriyor. Hatta para ve meta anlamlarının da olduğunu söylüyor. Diyor ki hoca, Teoman Buralı Hoca, sorun nedir eseri. Safsatacılar bizim şey diye tercüme ettiğimiz kairamatayı yerli yerine oturtarak kullanmışlardır. Kairama
hadisatında değerden bağımsız şeylerin tersine safsatacıların kullandığı anlama uygundur. Kherema, nitekim kullanım değeri olan şey demektir. Bu bağlamda para, mal, mülk, türevi, meta anlamları dahi girer diyor. Yani her şey demiyor özellikle. Bu konuda şeye bakabilirsiniz. Ben bir çekettim. Greek English Lexicon'a, Oxford University Press'e. Orada da bu sözlük önemli bir sözlük. Orada da bu tartışma var. Kherema tamı pantamı tartışması var. Dolayısıyla insan her şeyin ölçüsüdür diye bir sözü olmadığına dair bir görüş var. Benim detaylandıramayacağım konulardan bir tanesi ki çok çok önemli aslında. Süre yetmez. Belki hocam daha derinlikli girecektir. Bilgelik meselesi, yani erdemin öğretilebilir olup olmadığı meselesi çok önemli. Ama ben girmeyeceğim. Zaten benim gördüğüm bilgelikten felsefeye doğru bir geçiş var. Yani Aristoteles'i beklememiz gerekiyor bir felsefeden bahsedebilmemiz için. Platon'un döneminde bile anlamak zor yani Platon'u. Bir felsefeyi bir şeyle baktığınızda biraz zorlanıyorsunuz. Peki bunlar daha ne yaptılar? Sofistler, dil felsefesine dediğim gibi dil-varlık ilişkisi bağlamında büyük katkıları var. Toplum sözleşmesi meselesini ilk gündeme getiren kişi Protagoras. Hatta M.Ö. 1443'lerde falan İtalya'ya gönderiyor bir kasabaya, bir şehre falan. Orada toplum sözleşmesi yapıyor. Yani bu çok önemli bir şey. Yani Protagoras'ın yaptığı ilk tarihi işlerden biri. Yani sofistler demokrasinin gelişmesine katkı sağlıyorlar. Yurttaş bilincinin oluşmasına katkı sağlıyorlar. Sofistler her şeyi öğretmiyorlar. Bu çok önemli. Platon'un Protagoras'ın yolunda da zaten Protagoras bunu söylüyor. İyi yurttaş olmayı ve yasalar öğrettiklerini özellikle söylüyorlar. Ama tabii burada şöyle bir hassasiyet var. O dönem siyaset o dönem etiğin altında. Dolayısıyla Platon'un ve Sokrates'in de hassasiyetini de anlamak lazım. Yani etik üzerinden bir siyaset tanımı olduğu için başta başına bir disiplin değil, yani bir disiplin değil. Sonra bu şüphecilik meselesi, şüpheciliği gündeme getirmeleri şöyle yorumlanıyor. Hatta en önemli şey belki sofistlerin en büyük katkısı, felsefe başladı böylece. Yani şüphecilik olmadığı sürece, gündeme gelmediği sürece aslında bir felsefeden değil, içine doğulmuş, sorgulanmamış, bütünüyle sorgulanmamış bir dünyada bir takım maksim söylemlerden bahsedilmiş oluyor. Şüphecilikle beraber işin rengi tabii değişiyor. Bir de şu para meselesi benim için rahat etmedi, değinmek istiyorum. Hani para alıyorlar bu adamlar, para alınca da işte para biraz kirletiyor gibi durumda, çünkü bilgi erken falan. Bir de sofistlerden önce parasız eğitim var. Zaten var, bilgeler var. Okullar var, parasız eğitim var. Fakat bu adamlar ne yapıyor da biz bu işi parayla öğretiriz diyorlar ve tutuyor. Niye tutuyor olabilir? Zaten var bir şimdi ne öğretiyorlar? Yurttaşlık öğretiyorlar, astronomi, coğrafya falan filan da öğretiyorlar, siyaset de öğretiyorlar, retorik öğretiyorlar. Buradaki meseleyi anlamak için, bu paraya gösterilen tepki anlamak için aristokratlarla tüccarlar arasında bir sınıf çatışması olduğunu dikkate almak lazım. Yani bunu da dikkate almak lazım. Çünkü demokrasi yanlarıyla aristokrasi yanları arasında bir gerilim var. Bir kere bilgelik ve bilgeliğe dönük sohbetler aristokratların kendi arasında yaptığı bir şey. Ve bu aristokratların para sorunu yok. Parayı da küçümsüyorlar. Yani tüccarları küçümsüyor olmalarının bir nedeni de bu. Ayrıca zaten bu bilgelik sohbetlerine kadınlar ve köleler dahil edilmiyor biliyorsunuz. Yani aristokratların daha çok kendi arasında genel olarak, pardon mutlaka, bir iki kadın var çünkü şöyle, ya da Sokrates'in ziyaret ettiği bazı kadın, birkaç kadın figür var ama genel olarak aristokratların kendi aralarında yaptığı bir şey. Şimdi bu sofistlerin paralı eğitimine tüccarlar da, tüccar ailelerin çocukları daha çok ilgi gösteriyor. Çünkü onlar öyle bir olanak sağlanmış oluyor. Siyasete girmek istiyorlar, demokrasi diye bir şey var. Eğitilmek istiyorlar ve bu olanağı onlara sofistler sunuyor. Tabii siyasetin ve bilgelik sohbetinin aristokrat çevreleri açısından sadece onların kendilerini yapabileceğini düşünüyorlar. Bir sınıf ayrımı var yani, bir çatışma var ve Platon'un ve Sokrates'in tüccar sınıfından olmadığını unutmayın. Yani
kendi sınıfların refleksiyle bir şey söylüyorlar. Yani Sokrates'in refleksiyle bir şey söylüyorlar. Dolayısıyla orada böyle paraya bu kadar bir tepki göstermesinin nedenlerinden biri bu. Bence de çok kayda değer bir neden. Şimdi kısaca Protagoras'ı ve Georgias'ı kastederek dört tane filozoftan etkileniyorlar. Minik minik anlatacağım. Yani o dört filozof kim, hangi görüşlerini aldılar, hangi görüşlerini yeni şeyler eklediler, hatta bazıları manipüle oldu. Bunlar Xenophanes, Heraklitos, Parmenides ve Demokritos. Bir de bunlar üç aşağı beş yukarı çağdaş. Bir kere Demokritos ve Xenophanes çok uzun yaşıyor. Demokritos 100 yaşında falan ölüyor. Yani oldukça geniş bir zaman dilimini kapatıyorlar. Üç aşağı beş yukarı çağdaşlar. Bunu şunun için söylüyorum. Sanki bu dört filozof, bu temel dört filozof her şeyi yer yerine oturttu. Her şey sağlandı da sofistler geldi de ortamı bozdu gibi bir şey yok. Tartışma hala taze. Hala fikirler işte şu da olabilir, bu da olabilir falan görüşler var yani. Xenophanes onları etkilemiş ve ne demiş Xenophanes? İnsan görünenin arkasındaki gerçeği bilemez. Yani dinlen önerisi. Nesnelerin özünü, tanrıların doğasını bilemeyiz. Bu düşünceden çok etkileniyor sofistler. Bir de yine Xenophanes'in kültürel relativizmi var. Her kültürün kendi dünya tasavvuru, tanrı tasavvuru, hakikat tasavvuru vardır diyor. Hani şu meşhur sözü, Habeşlerin tanrısı koyu tenli ve basık burunludur. Trakya'ya geldiğinde tanrı tasarımı kızıl saça, mavi göze dönüşür. Yani bir kültürel relativizmden bahsediyor. Bundan da etkileniyorlar. Yani iki şey alıyorlar. Nesnelerin arkasındaki gerçeği bilemeyiz, nesnelerin özünü bilemeyiz. Bir de kültür relativizmi. Heraklitos da yine sofistleri etkileyen bir isim. Heraklitos da kabaca yani bildiğimiz bir şey. Her şey belli bir düzene, belli bir kurala, belli bir ölçüye göre değişir. Tabii işte bu belli bir düzen, belli bir kural, belli bir ölçü meselesi ikinci dönem sofistlerde kural ölçü falan kalkıyor. Her şey değişir, geçiyor. Her şey değişir, her şey akar. Bu biraz manipüle edilmiş, ikinci kuşağın manipüle ettiği bir şey, bilgi, onlardan aldıkları. Bir başka şey de Heraklitos'la türsel roletimizin, yani işte deniz, su, balık için şifalıyken insan için öldürücü olabilir. Türsel relativizmden bahsediyor. Bundan da etkileniyorlar. İşte kültürlerin relatif olması, duyu algılarının relatif oluşu, bunların hepsinin gündemlerini alıyorlar. Ve Parmenides, bir başka filozof da onları etkileyen, var olmayan hiçbir şey hakkında düşünülemez ve konuşulamaz. Ne düşünülüyorsa vardır meselesi. Sofistler de biraz daha berrak bir şekilde şuna dönüşüyor. Her var olan varlık durumu derecesi aynı değildir. Özellikle Georgias bunu öyle okuyor. Diyor ki, düşünülen her şey vardır. Zihinsel anlamda, fiziksel anlamda, matematiksel anlamda vardır ama bu vardır meselesini düşünecek olan insandır diyor. Dolayısıyla öznenin merkezi konum ediniyor olmasına dönüp bir şey görüyoruz sofistlerde. Son olarak da Demokritos'tan tabii etkileniyorlar. Demokritos'ta bizim bariz gördüğümüz şey nesnel nitelik ayrımı. Xenophanes'te de biraz vardı ama Demokritos'ta daha belirgin. Demokritos açısından işte gerçek atomlardan meydana gelmiş bir yapı ama görünüşse atomların insan üzerinde yarattığı izlenim. Tabii Demokritos biz bunu akılla bilebiliriz diyor yani. Sofistlerde ise diyor ki ya yani herkes farklı bir şey söylüyor. Herkes farklı bir şey söylüyor. Tamam bakılabiliriz de herkesin aklından farklı bir şey çıkıyor. Dolayısıyla galiba akıl bu işleri bilemesi kadar getiriyorlar. Demokritos'tan bir şey daha alıyorlar. Bu da felsefe döneminde bir kavram. Thesis kavramını alıyorlar. Thesis konulmuş, uzlaşımsal, uzlaşımla ortaya konulan anlamına gelen bir kelime. Yasaların ama genel olarak kültürün uzlaşımsal olduğunu söylüyor Demokritos. Ve zaten bunu söylemekle de ilk kültür kuramcılarından birisi haline geliyor Demokritos. Bundan da etkileniyorlar. Şimdi kabaca böyle yani bilinmesi gereken, bilmezsek ayıp olur diyeceğimiz şeyler böyle. Detaylara dediğim gibi keşke girebilsekti ama giremiyoruz. Zaten tekrar etmiş olacağız birbirimizi belki de. Benim asıl ilgilendiğim bu kelimeler meselesi var ya, hani bir kelimenin birkaç şey ifade etmesinin yaratacağı kaos. Bunu anlatabilmek için
bir mekan kurulumuna ihtiyacım var benim. Ve bu mekan kurulumu ben de sofistlerin daha iyi anlaşılmasını sağladım. Yani zaman zaman mekan her şeyde olmuyor ama mekan kurulumuyla ben dönemleri daha iyi anlıyorum. Belki bir edebiyat, hani ufak ufak edebiyata girdiğim için de böyle bir ihtiyaç duyuyorum. Mekanı görmem gerekiyor. Bir mekan kurulumu yapmak istiyorum. Sofistler ne oldu da ortaya çıktı yani nedir anlamak için ve arka planda ne var onu anlamak için. Fakat bu bir olası yanıt, bunu söyleyeyim. Eğer bu olası yanıt şeyse, kayda değerse, Sokrates'in de ne yapmaya çalıştığını anlamamıza yardımcı olacak gibi geliyor. Olası yanıt diyorum çünkü ben bu şeyi bir yıldır falan çalışıyorum. Fırsat bulmamıştım yani. Okul okul olmasa fırsatım olacağı da yoktu. Yani antik Yunan'ı falan hep duyuyorum, Metin Bey'den falan duyuyorum. Metin Bey şunu okuyayım diyor, okuyorum. İşte okuyor muyum, okumuyor muyum, okumadığımı anladım. Dolayısıyla Metin Bey'i de hiç öyle yani pek de dinlemediğimi anladım yani. Şimdi dinliyorum onu da bilmiyorum ama biraz daha iyiyim sanki. Yani literatür doğrusunu okumaya başlayınca, bir şey, bir yöntemle okumaya başlayınca ay, hiçbir şey bilmiyormuşum oldum yani. Şimdi o yüzden tereddütle yaklaşıyorum. Antik Yunan'ı özellikle şey öncesi, Aristoteles öncesi bence anlarken çok dikkat etmek gerekiyor. Çünkü onların akıl dediği şey, ruh dediği şey, yasa dediği şey, iyi dediği şey bizim bugün anladığımız kavramlarla aynı değil. Şimdi görebildiğim bu. Çünkü biz Hristiyanlık sonrası bir dünyaya doğduk. Bu çok önemli, Hristiyanlık sonrası bir dünyaya doğmuş olmak. Biz sanayi devrimi sonrasında dünyaya geldik, aydınlanma. Biz akıl dediğimizde işte aydınlanma, akıl ne diyorsa onu anlıyoruz doğal olarak. Bu formasyonda dönüp okumaya kalkmak biraz şey oluyor, zor oluyor. Tabii ben işin antik Yunan konusunda uzmanlaşmış insanların ya da felsefi anlayışa ulaşmış dil bilmesi de gerekmiyor olabilir bu insanların. Onları ayırarak söylüyorum. Biz amatörler adına konuşuyorum. Zorlanıyorum ve hep olası diyorum. Yani bu olası. Şimdi söyleyeceğim şey de bir olasılık olabilir yani. Ha bu arada şunu da söyleyeyim. Biz İsa'dan önce doğmuş olmalarına rağmen bu Aristoteles'e ve Platon'u aziz ya da veli ilan etmekle antik Yunan'da çok öyle anlamış olmuyoruz yani. Kesmiyor. Sadece bunu yapmak olmuyor. Sofistlerin nereden çıktığını anlatmak ve bu kelime meselesine gelebilmek için benim izin verirseniz Big Bang'e kadar gitmem gerekecek. Gerçekten öyle ama yani kısa kısa anlatacağım. Evrenin yaratılışına, yani mitolojiklerine gitmem gerekiyor. Orada malum hepimiz biliyoruz, başlangıçta bir kaos vardı, değil mi? Kaosta işte belirsizlik, karanlık, uçurum gibi anlamları var. Bir de bu Jean-Pierre Vernant diye bir şey var, önemli bir antik Yunan uzmanı. Jean-Pierre Vernant'ı ben son bir yılda keşfettim ve çok faydalı oldu benim için. Onun bir tanımı var. Jean-Pierre Vernant diyor ki, sınırların bulanık olduğu siz kaos için. Sınırın yani varlığın olmadığı bir durumdan bahsediyor. Başlangıçta kaos vardı. Hesiodos'un metinlerinden işte biliyoruz, takip ediyoruz. Kaostan düzene ilk ortaya çıkışta bir Gaia, toprak ana karakteriyle karşılaşıyoruz. Toprak ana ama böyle biraz şey yanı da var. Kara toprak olmasından kaynaklı bir kaotik yanı da var, kaos yanı da var. Toprak ana sonra ne oluyor? Pontus'u ve Uranüs'ü dünyaya getiriyor. Bunlar şey, Pontus deniz, Uranüs gök. Sonra başka çocuklar da doğuruyor topraktan. Çocuklar çıkıyor. Bunlar arasında mesela meşhur Eros var. Sonra toprak ana gökle evleniyor, oğluyla evleniyor. Yani doğurduğu oğlu mu sayılır ne bileyim ben. İşte biz bugün oğluyoruz da belki de oğlu sayılmaz. Onunla evleniyor. Her şey yolunda gibi gözükürken daha kaostan kozmosa yeni geçilmişken böyle hafif hafif bir kaos, bir ilk cinayet teşebbüsü falan gündeme geliyor. Sorun şu. Toprak ana karnında bir sürü çocuk var, doğurması gerekiyor, karnı şişiyor. Fakat bu eş, Uranüs, diyor ki şunlar çirkin, bunları çıkarma. Çocukların çıkmasına izin vermiyor. Bu tabii çok büyük bir rahatsızlık yaratıyor şeyde, toprak anada. Sorunun çözülmesi için de oğlu Kronos'a diyor ki sen bir müdahale et bu duruma. Babasının hayalarını etkisiz hale getiriyor. Dolayısıyla böyle ilk cinayet teşebbüsü de daha hani
birader yeni gelmiştik Kozmos'a düzeni falan. Böyle bir sarsılıyor. Bu toprak ağının çocukları kendi aralarında evleniyorlar. Bunun öncesindeki şeyler, tanrılar titanlar, sonra çocukların kendi aralarında evlenmelerinden doğan çocuklar da Olimpos tanrıları falan. Fakat bu Kronos ilk kuşak ya, ya biz diyor Kronos'a ceza kestik ama şimdi bu yeni doğan çocuklar da bize fatura kesmesin. Endişeleniyor yani öcünü olurlar diye. Başlıyor çocukları yemeye, kendi çocukları da dahil. Zeus da onun oğlu, Zeus da zeki tabii. Diyor ki bu böyle sıra bize de gelecek belli. Yani bu bizi de yiyecek. En iyisi müdahale edelim. Kardeşlerini de koruma, kendisini de kurtarmak için. Titanları etkisiz hale getiriyor, hapsediyor. Ve Zeus dönemi başlıyor. Ama Zeus döneminde böyle insanlar için pek de iyi bir şey başlamayacak gibi. Çünkü Kronos dönemi altın çağı olarak nitelendirilen bir dönem. Bu şu demek, insanlar tanrılarla aynı sofrada yemek yiyorlar. Yemekler hep hazır. Toprağı işlemek zorunda değiller. Var olan insanların hepsi enteresandır. Erkek, kadın insan yok. Muhtemelen o yüzden cennet orası. Öldüklerini bilmiyorlar. Hep gençler öldüklerini böyle tatlı tatlı uyurken falan ölüyorlar. Böyle her şey yolunda, altın çağ. Ama Zeus gelince tanrılar görev paylaşımına gidiyor. Böyle misyonlar, vizyonlar falan belirleniyor. İnsanlarla tanrılar arasındaki ilişkiyi de hak paylaşımında da Prometheus'a veriyorlar. Malum. Fakat Prometheus'la Zeus'un arasında böyle böyle pek hoş olmayan bir takım şeyler oluyor. Sahtekarlık falan yapıyor Prometheus. Zeus da sinirleniyor tabii yani bu duruma. Tutuyor, yeryüzündeki bütün ateşleri söndürüyor. Yok ediyor, insanlara da ceza veriyor. Prometheus onların tarafında diye ona da ceza veriyor dolaylı olarak. Ama Prometheus da sen misin bunu yapan? Gidiyor Olimpos'tan ateşi çalıp insanlara veriyor. Tabii Zeus bayağı sinirleniyor. Yok canım. Ne yapıyor? Bela olarak Pandora'yı yaratıyor. İşte Pandora ilk kadın insan. O günden bugüne de herhalde ne tanrıların ne de insanların yüzü gülmüyor. Bu Pandora geldiğinden beri. Şimdi ben böyle hızlıca biraz da tiyatral bir şekilde anlattığım evrenin yaratılışı, işte evren, tanrı, insan yaratılış anlatımları pek çok yoruma tabi tutuluyor biliyorsunuz. Yani şeyde var, psikanalizde var, gelişim psikolojisinde var bu tür anlatımlar. Felsefe çok yorumluyor. Hatta bu son modern fizikte kozmos kaos meselesinden ötürü yorumlar da var, epeyce yorumlar. Ama ben kabaca Hesiodos'un metinlerine şöyle baktığımda gördüğüm şey sürekli bir çatışma hali. Sürekli. Tanrılar kendi aralarında bitmek bilmeyen bir çatışma halindeler. Birinin dediği öbürünü tutmuyor. Yani şeyden, kaostan kozmosa yeni geçilmişken kozmosta bir kaos olarak tanrılar sorunu ortaya çıkıyor. İnsan da mağdur bu arada. Çünkü insanın kendiliği yok. Nefs yok. Hatta suç yok. Çünkü her şey tanrıdan. Dolayısıyla irade bütünüyle tanrıların elinde. İnsan çaresiz. Çaresizliğinin bir nedeni tanrılar. Çünkü birinin dediği öbürünü tutmuyor. Biri diyor ki fırtınayı başlattım. Dinlesin istiyorsan kızı kurban et. İyi diyor, ediyor. Öbürü diyor ki aile içinde kan döktün. Sen şimdi görürsün belanı. Bu bela da virüs gibi zaman ve mekanda yayılıyor. Böyle bir ortam, trajik bir ortam. Tanrılarla aslında şey de yapamıyorlar insanlar, birebir iletişimleri de yok. Yani bir liste yok. Şunları yiyeceksin, şunları yapmayacaksın, bunları yapacaksın. Öyle bir liste yok, levha yok, kitap yok, peygamber yok. Kahinler var, onlar da çok anlamıyor. Çünkü orada bir merkez problemi var. Yani bir tanrı olmadığı için, tanrılar olduğu için merkez sorunu var. Ama temelde herhalde insanlar kendi deneyimlerinden, tabii bunu bu insanların kendilerinin yansıttığı bir şey mi, bulanık olan bir durum mu ya da tanrıların insanlara yansıttığı bulanık bir hal mi? Bunlar ayrı konular ama iki temel yasak tecrübeyle sabit. Yani şunları yaparsak tanrılar öfkelenir. Yapma. Bir tanesi kutsalı ve kutsal mekanlara saygısızlık etme. Öbürü çok önemli. Aile içi kan dökme. Fakat bu tanrıların yaptığı, yaygın olarak yaptığı bir şey. Yani biri çocuğunu yiyor, öbürü babasını öldürüyor falan. Kendi içlerinde zaten tanrıların bir şeyi var, cinayet eğilimi var.
Dolayısıyla tanrıların yaptığı bir şeyi insanların yapılmaması gerekir diye bir yasak olarak, temel yasak olarak konumlandırmaları da ilginç. Özellikle mitolojik dönemde insan kaosun nesnesi. Yani bir kaos var ve insan sadece onun nesnesi olarak varlığını gösterebiliyor. Hatta bu modern insan için de hala geçerli gibi de duruyor aslında. Yani trajedi eşittir yaşam da diyebiliriz. Fakat bu arada bir şey oluyor yani zamanla. Bir iç ses ortaya çıkıyor. Ufak ufak. İç ses. İç ses şöyle diyor. Ya tamam bu şey de var da, kaderde maderde var da, bu da ne biçimmiş kardeşim falan diyen tipler çıkıyor. İşte yani kadını öldürüyor, kocasını öldürüyor, çocukları öldürüyor falan filan. Bir kaos var ama bir böyle hani hafif bir rahatsızlık durumu. İşte buna hibris deniliyor, kibir. Kibir kendini göstermeye başlıyor. Tam burada, bu kibirin olduğu yerde ufak ufak bir kopma oluşmaya başlıyor. Şehir denilen yapılar da tam da buna denk düşüyor. Yani antik Yunan'da şehirlerin oluşması nasıl oldu diye sorulduğunda işte coğrafi koşullar ve ticaretin gelişmesi bir şey olarak gösterilir yani olarak. Evet, tamam. Ama ayrıca benim gördüğüm bu insanların tanrılar karşısında çaresizliğinin yaşadığı çatışmanın bir sonucu olarak, bir kriz olarak da şehirler ortaya çıkıyor. Şehirlerle beraber irade tanrıda mı, insanda mı, tanrılarda mı, sınır koyucu olan tanrı mı, insanlar mı diye soruluyor ama bu yanıt olan bir şey değil, soru değil. Yani trajedilerde zaten sorunun çıkmaz sokak olduğunu gösteren edebi metinler. Yani sorun sadece sergileniyor. Bir trajedi olduğu sergileniyor, çıkmaz sokak. Hatta bu şeye de yansıyor. Bu işte tanrılar mı biz mi meselesi kentlerde demokrasi yanlılarıyla tiranlar arasında böyle sürekli el değiştiriyor. Demokrasi yanlıları ben yapabilirim, becerebilirim diye ortaya çıkıyor ama yapamıyor. Yapamadığı zaman da tekrar tiranlar başa geliyor. Dolayısıyla tanrının iradesi, Skotlar tanrının iradesini savunuyor, geleneği savunuyorlar. Tekrar tanrının iradesi gündeme geliyor. Dolayısıyla irade kimde problemi var? Ben yapabilirim diyen insanlar var, ne yapacaklarını bilmiyorlar. Bugüne kadar tanrılar onların adına karar verdi, etti, eyledi ama şimdi onların yapması gerekir. Mutlak bir belirsizlik, nereye adım atacakları belli değil. Yani bir taraftan da kavramlar var. Mesela bu kavramlar meselesi çok önemli. Bunlar tanrısal kavramlar, bunlara yeni anlamlar yüklemek gibi böyle bir gayret içine giriyorlar. Yani mesela içeriğini tanrısallığın doldurduğu kavramlarda insanlar kendilerine alan bir yer açmaya çalışıyorlar. En iyi örneklerden bir tanesi demokrasi kelimesi. Demokrasi kelimesi demos ve kratos kelimelerinden oluşuyor. Demos malum halkhane demek. Kratos tanrı gücü demek. Tanrısal güç. Bir güç ama ilahi güç. Şimdi demokrasi kelimesini oluştururken kullandıkları kratos kavramının böyle bir anlamı var. Sonra yeni bir kavram üretememek. Yani çözümsüzlük meselesi. Yeni bir kavram üretilemiyor ama bu kavrama, tanrısal anlamda dolu olan kavrama yeni anlamlar koyma arzusuna gidiyorlar. Biz bunu Kratos'a işte yasal güç, insan eliyle yapılmış çünkü meclisler var, şehirler kuruluyor falan bunlara ihtiyaç var. Legal güç anlamını da verelim diyorlar. Ama şöyle olmuyor, ahaliyi toplayıp ey Atinalılar artık bu Kratos kelimesi tanrısal güçlü ya, ha, tamam artık biz bunu böyle kullanmıyoruz, biz bunu legal güç anlamında kullanıyoruz, tamam mı tamam. Böyle olmuyor. Kavram iki anlamı birden taşımaya başlıyor. Ve bu şöyle sorun doğuruyor. Hem kişi kendini karşı tarafa anlatırken aslında karşı tarafın ne anladığı belli değil, ya bir iletişim problemi var ya da kişinin kendisinde kavram ikiye bölünmüş durumda. Dolayısıyla insanın zihninde de bir çatışma var. Yani iki kavram tanrısallık anlamıyla dolu ve yeni oluşturulan insanın eliyle oluşturulan bir anlam da var. İki anlam birbiriyle çatışıyor. Dolayısıyla şehirler oluştururken bir de kavramın oluşturduğu kaos ve kriz ortaya çıkıyor. Ortada bir alacak karanlık kuşağı gibi bir şey var yani. Süreme de bakayım da, bayağı olmuş. Şimdi bu kaotik ortamı anlarken, sofistleri anlarken tam da buraya, bu mekana denk düştüklerini unutmamak lazım. Kavramların çatıştığı, kavramların berrak olmadığı,
bulanıklaştığı, çift anlamlar taşıdığı, insanın kendi zihninde de çatışmalar yarattığı bir mekandan bahsediyoruz. Dolayısıyla Sokrates'in niye tümelleri arama ihtiyacı duyduğunu da buradan görebiliriz. Tanrıların dünyasında insanlar kendilerini yer açmaya çalışıyorlar. Bir kriz olarak şehirler ortaya çıkıyor. Şehirlerde kriz olarak kavram çatışmaları ortaya çıkıyor. İletişimsizlik ve zihinde bir şey karmaşa. Yoksa sofistler her şey çok berraktı da geldiler de paramparça ettiler anlamı diye bir şey yok. Daha tümellerin araması, tümellerin aranması gerektiğine dair bir ihtiyaç ortamı var sadece. Dolayısıyla bu da Sokrates'e şey açıyor, alan açıyor. Bu trajik mekan meselesi önemli çünkü ya valla biz de bu trajik mekandan çıkmış falan değiliz yani. Modernist falan da hala işte şey hikayeyi Tanrı mı kuruyor, ben mi kuruyorum? Kavramı kullanırken benim aklım mı kuruyor bu kavramı yoksa verili bir kavramı mı kullanıyorum? İster tanrısal olsun, ister kültürel neyse verili bir kavramı mı kullanıyorum? Bizim zihnimizdeki bulanıklık da sofistlerin yaşadığı bulanıklıkla bulanıklık da eş değer. Diyeceklerim bu kadar. Protagoras'tan Sokrates dinledik. Şimdi Sokrates'ten Protagoras dinleyeceğiz. Gerçekten doğru dedim ben. Çıkar lazım. Lütfen çok uzatmazsa iyi olur çünkü Sokrates sağlam geliyor. Sevgili dostlar, ben Ekrem Bülkü. Maalesef toplantılara düzenli olarak katılamıyorum. Kısmen Bodrum'da, kısmen İstanbul'da yaşıyorum. Bir de pazartesi günleri, 15 günde bir pazartesi günleri bir başka dernek toplantısına katılma zorunluluğum var. O nedenle çoğunuz beni tanımıyorsunuz. Bugün tanışıyoruz. Gerçi takım arkadaşları kaybettik ama sevgili Ayşe Acar'dan sonra konuşmak da oldukça zor. Üstelik benim konum da enteresan bir konu. Sokrates'i hepimiz çok yakından tanıyoruz. Ben size bilmediğiniz çok fazla bir şey söyleyeceğimi sanmıyorum. Ama en azından bilgilerinizi tazelemiş, belleğinizdeki bazı bilgileri yeniden anımsamış olursunuz. Ve 25 yüzyıl sonra bir büyük felsefeciyi, bir kilit taşını almış olduk. Sevgili dostlar, bildiğiniz gibi Sokrates genel olarak Batı felsefesinin ve özel olarak da Antik Yunan felsefesinin kilit merkez ismidir. Batı felsefesinin beşiği görülen Antik Yunan felsefesinde o dönem Sokrates'in adıyla anılır. Ondan önce gelenler Sokrates'ten önce anlamına gelen pre-Sokratikler olarak isimlendirilir. Ondan sonra gelenler de ondan feyiz almış, onun öğrencisi olmuş filozoflar oldukları için de onlara da Sokratikler diyoruz. Düşünce tarihinin ilk ve en büyük ismi, ilk sistem kuran ismi Platon, Sokrates'in öğrencisiydi bildiğiniz gibi. Ve o döneminde Yunan felsefesinin son büyük filozofu Aristoteles de Platon'un öğrencisiydi. Dolaylı olarak Sokrates'in öğrencisiydi. Sokrates'in adı bütün anlamına gelen Yunanca sok ve güç
ya da yol anlamına gelen krates sözcüklerinin birleşiminden oluşuyor. Sokrates. Bu Yunanca çeviri bilgisini de sevgili eşim Neşe'nin yardımıyla ulaştım. Bu vesileyle onun sizlere selam ve sevgilerini getirdim. Onu da almış oluyorum. Sokrates'ten önce gelenleri biraz önce sevgili Ayşe'den dinledik. Onlar dünyanın doğası, insanların doğa hakkında neler düşündüğü, nasıl bilgi sahibi olabileceğiyle ilgili konulara kafa yoruyorlardı. Sokrates o döneme yetiştiği halde bu doğa olaylarıyla çok fazla ilgilenmedi. Ve kesinlikle evren hakkında herhangi bir teoride yer sürmedi. O hiçbir şey yazmadı. Ve fakir bir adam olarak yaşadı. Onun hakkındaki bilgileri üç farklı kaynaktan alıyoruz. Bunlardan birincisi, öğrencisi Platon. Platon, bildiğiniz gibi Diyaloglar adındaki muhtelif kitaplarıyla Sokrat'ı kitaplarının merkezinde almış bir düşünürdü. İkinci kaynak, bir anlamda ilk gazeteci ya da ilk tarihçi olarak adlandırılan Xenophon. Sokrates'ten Anılar adlı kitabını Sokrat'a ayırmıştır. Sokrat hakkında çok kapsamlı bilgi taşımıştır bize. Üçüncü kaynak ise biraz ilginç bir kaynak. Bildiğiniz gibi komedya şairi Aristofanes. Aristofanes birçok Atinalı'yı hicvetmek için ve karikatürize etmek için bir dizi oyun, komik oyun yazmıştır. Voltaire ateizm maddesinde Sokrates'in ateist olduğu fikrini Atinalıların kafasına ilk sokan kişinin Aristofanes olduğunu söyler. Aristofanes, The Claws, Bulutlar adlı oyununda Sokrates'i bir soytarı olarak tasvir ediyor. Ve bu komedyada saldırılar Sokrates'e ve onun eğitimi üzerine yöneltiliyor. Bulutlar, Aristofanes'in toplumun gelenek ve törelerine aykırı düşüncelere sahip olduğu ve gençlerin ahlakını bozduğu düşüncesiyle çağdaşı Sokrates'e ve sofizme yönelttiği eleştirileri bir oyundur. Biraz sonra sözünü edeceğiz. Sokrat'ın yargılandığı mahkemede bu oyunda anlatılanlar Sokrat'ı suçlamak için kanıt olarak sunulmuştur. Yargılama sonunda ölüme mahkum edilen Sokrates'e kendi savunmasında bu eserin mahkum oluşunu belirlediğini ileri sürmüştür. Son kaynak olarak da Platon'un öğrencisi Aristoteles'i söyleyebiliriz. Aristoteles, Sokrates'i töre bilimin ve kavramlar felsefesinin kurucusu saymıştır. Xenophon, tarihçi Xenophon ve yazar Xenophon yazdıkları tarihsel Sokrates'in daha iyi bir anlatımı olmasına rağmen Platon'un yazdıklarının idealist bir Sokrat'ı anlattığı kabul edilir. Sokrat'ın hayatı nasıldı? Şimdi biraz Sokrat'ı yanına taşıyalım, tanıyalım. Sokrates, bir taş ustası olan Sofroniskus ve ebe olan Fenaret'ten orta halli bir aile çocuğu olarak Atina'da M.Ö. 469 yılında doğdu. O dönemde bütün Atinalı erkeklere okuma yazma öğretilirdi. Genç bir adam olarak Sokrates'e de uygun bir eğitim aldı. Babası Sofroniskus, oğluna şiir, müzik, atletizm, spor konularında ders aldırdı. Ve bu konularda Platon ve Xenophon'da Sokrates'in oldukça yetenekli olduğundan söz edilir. Atina geleneğine göre babası onu ticarete de yönlendirdi ama Sokrates ticarete ilgilenmedi. Ve yaptığı iş Atinalı tipik, Atinalı erkeklerin tipik siyasi görevleri olan askerlik ve halk meclisi üyeliği yaptı. Görünüş olarak, tip olarak Sokrates maalesef Atina'nın en çirkin erkeklerinden biriydi. Fotoğraflarını görmüşsünüzdür, büstlerini görmüşsünüzdür. Cılız ve çarpık bacakları, top gibi bir göbeği, kıllı bir ensesi, kel bir kafası,
geniş kalkık burnu, herkes tarafından biliniyordu. Gözleri çıkıktı. Aristofanes onun bir ördek gibi çalım satarak yürüdüğünü söylüyor. Bu bağlamda Nietzsche, Götz'ün Maron, Alacakaranlık idolleri aldığı eserde Sokrates'te ilgili bir anekdot anlatır. Yüzlerden anlayan bir yabancı Atina'dan geçerken Sokrates'in yüzüne karşı onun bir ilkat garibeti olduğunu söyler. Tüm günahları ve şehveti de içinde taşıdığından bahseder. Sokrates yabancının yüzüne bakar ve sadece şöyle der. Bayım, siz beni tanıyorsunuz. Diogenes, Laertus'un anlattıklarına göre Sokrates zamanının bir kısmını Atinalı bazı delikanlılara enformatik, retorik dersleri vermekle geçirdi. Bu dersleri Simon adlı bir ayakkabıcının Agora'nın sınır taşındaki dükkanında verildi. Demek ki dükkan geleneği o zamandan beri devam ediyor. Biz de ilk felsefe derslerimizi bir dükkanda aldık. Selam olsun dükkan dostları. Sokrates, Atina ordusunda geçirdiği süre boyunca cesurca savaştı. Ünlü Atinalı general Alkibiades'in hayatını kurtardı. Platon birçok diyaloğunda Sokrates'in Alkibiades'e olan ilgisinden ve sevgisinden söz eder. Atenyan geleneğine uygun olarak Sokrates, genç erkeklere fiziksel cazibesi konusunda açıktı, ancak onların ruhlarını iyileştirme isteği daha önde geliyordu. Platon dönemi Atina'sında sevginin tümüyle eğitim ve yarar amaçlı olduğunu görüyoruz. Bu nedenle Sokrates ile Alkibiades arasındaki sevginin de ruhsal yetkinleşmeyi sağlaması bağlamında öğretmenin öğrenciye, öğrencinin öğretmene saygısı ve sevgisi olduğunu söyleyebiliriz. Savaş zamanında Sokrates'in siyah arkadaşlarını en çok etkileyen şey, onun derin düşündüğü zamanlardaki görünüşüydü. Platon Simpozyum'da bunu şöyle anlatıyor. Bir kuşatma sırasında Alkibiades, Sokrates'in bir problem üzerinde düşünmek için bir sabah çok erken saatte kalktığını, kendilerinden uzakta bütünüyle düşüncelerine gömülmüş olarak saatlerce dünyayı unuttuğunu anlatır. Bir tür katalepsi haline geliyor. Sokrates'in yetiştiği Perikles döneminde Helenistik dünyanın hiçbir devleti Atina'nın gücü ve kültürüyle boy ölçüşememiştir. Bu dönemin gelişmeleri insanlık tarihinin tüm akışını değiştirmiştir. O devirde felsefe olgunluğuna erişmiş, demokrasi kavramı o dönemde ortaya çıkmıştır. Matematik ve diğer alanlar için bilimsel metotlar geliştirilmiştir. Dram sanatı doğmuştur. Genelde dinsel nitelikteki tragedyalar bu dönemde yazılmıştır. Heykeltıraşlık altın çağını yaşıyordu, mimarlık büyük gelişmeler kaydetmişti. Bu devir bizlere Atina'nın ünlü Akropolü, Parthenon'u ve Milo'lu Venüs'ü armağan etti. Sokrates 20'li yaşlarında Anaxagoras'la ilgilendi. Ancak okuduğu doğal yasa ve düzenle ilgili çelişki onda düş kırıklığı yaratınca doğal felsefeyi bıraktı. Sokrates doğmadan önce ölen, halk dininin bütün biçimlerine düşman olan, sevgili Ayşe'nin biraz önce sözünü ettiği Efesli Herakleitos'un görüşlerinden de oldukça etkilendiği ve Ürümides'in kendisine getirdiği Herakleitos'un doğa üstüne aldığı kitabını okuyunca, anladıklarım belki mükemmel ama eminim ki anlamadıklarım daha mükemmel. Onları anlamak için Delos'lu bir dalmış olmak gerek dediği söylenir. Ayrıca Platon'un yazdıklarından Parmenides'in de 65 yaşlarında İtalya'dan Atina'ya yaptığı bir ziyarette 20'li yaşlarındaki Sokrates'le görüştüğü ve ondan fikir alışverişte bulunduğu bilgisi bulunmaktadır. Buradan hareketle Sokrates'in de Parmenides'in aklı öne çıkaran görüşlerinden etkilenmiş olduğunu varsayabiliriz. Sokrates 30 yaşına geldiğinde arkadaşı Kairefon, Delfin'i cahil Orak'la giderek Sokrat'tan daha bilgili yaşayan kimse olup olmadığını sorar.
O da Sokrat'ın tüm insanların en bilgisi olduğu yazmıyor. Sokrates buna inanamaz. Ve kendisinin hiçbir şey bilmediğini iddia eder. Ancak yine de kehanetin gerçeği söyleyip söylemediğini araştırmak için Atina'nın diğer bilginlerine danışır. Amacı onların ne bildiğini öğrenmektir. Böylece sokaklarda, pazarlarda, agorada ondan daha akıllı bir adam bulmaya çalışır. Sokrates'in insanların zaaflarını ortaya çıkarabilen keskin bir gözlem yeteneği, rakiplerini gülüş duruma düşürmekten çekinmezdir. Onun konuşma becerisi, ustalığı ve kurnazlığı, sohbet arkadaşlarını çileden çıkaracak denli tahrik ediyordu. Bu bilgiçlik taslayan bu kadarca tarzı ona şüphesiz pek çok düşman ama bunun yanında kendisini izleyen gençler arasında bir sürü hayran kazandırmıştı. Sokrates hiçbir şekilde dünya nimetlerinden uzakta yaşayan bir insan değildi. Ancak bolluk içinde de yaşamamıştı. Çalışmayı reddettiği için para sıkıntısı çekerdi. Yaşamanın her dakikasını Tanrı tarafından kendisine verilen görevi yerine getirmek üzere Atinalı hemşehrilerine bilgisizliklerinin boyutunu göstermek için harcamak isterdi. Söylenenlere göre Sokrates çok eğlenceli, sabaha dek sohbet etmeye hazır ve içmesini bilen bir konumdu. Atina'dan sözü geçen arkadaşlar onu sıkça yemeğe davet ederlerdi. Ancak Sokrates giderek devletin afsineği ve halk düşmanı biri olarak ünleniyordu. Sokratik sorgulama yöntemi, Elenkos olarak bilinen diyalog yöntemi son derece can sıkıcıydı ve bazıları için sosyal statülerine saygısızlık olarak kabul ediliyordu. 50 yaşına geldiğinde Xantippe ile evlendi. Yunanlı tarihçiler Xantippe'yi huysuz bir eş olarak anladılar. Ancak Sokrates'e geçirilen bir hayat da gerçekten kolay olması gerekir. Kendinizi Xantippe'nin yerine koyun. Zamanlarını sokaklarda insanlarla tartışarak geçiren, eve bir kuruş dahi para getirmeyen, arkadaşlarıyla sürekli içki içmeye gittiği için evine düzensiz saatlerde gelen ve tüm filozoflar gibi komşular tarafından alay konusu olan bir insanla birlikte yaşadığınızı düşünün. Ne kadar zor değil mi? Özellikle hanımlar. Bu arada Sokrates'i bir tartışmada alt eden tek kişinin de eşi Xantippe olduğunu söylenir. Birisi Sokrates'e evlenmesine gerek olup olmadığını sorar ve aldığı cevap şöyledir. Dostum, canın ne istiyorsa onu yap. Zira ne yaparsan yap, sonunda yaptığına pişman olacaksın. Evlensen de evlenmesen. Sokrates bir insanın gerçek benliğinin onun ruhu olduğuna inanırdı. Kendisinden önce gelen filozoflara göre ruh, beden hareket halindeyken uyuyan ancak beden uyurken uyanık olan hayatın daimi nefesiydi. Başka bir deyişle bir çeşit ölümsüz bilinç dışılık. Sokrates, ruhta daha ziyade aptal veya akıllı, iyi veya kötü olabilen bilinçli bir kişilik görürdü. Başka bir deyişle ruh, ahlaki açıdan sorumlu olduğumuz bir şeydi. Ruhumuzu Tanrı gibi oluncaya dek eğitmemiz gerektiğini düşünürdü. O tüm insanların mutlu olmak için çabaladıklarına inanıyordu. İnsanların da mutluluğa erişebilmeleri ise ruhlarının durumuna bağlıydı. İnsanların düşünce ve davranışlarını etkileyen çevre koşullarını bilmeden onları değerlendirmemizin yanlış olacağı düşüncesiyle Sokrates'in içinde bulunduğu Atina'nın o günkü durumuna bir göz atalım. Milattan önce 461 yılında başlayan ve Atina'nın altın çağı olan göreceli huzurlu Perikles dönemi 30 yıl sürdü. Düşmanına göre daha demokratik olan liman devleti Atina'ya sanatsal zevklerden yoksun militarist Sparta arasında Peloponnes savaşları adıyla anılan çatışmalar 25 yıl boyunca devam etti ve bundan Atina'nın devlet yapısı büyük zarar gördü. Savaş onun politik sonuçları tüm Atina'lılar gibi Sokrates'in hayatı üzerinde de belirleyici olmuştur. M.Ö. 404 yılında Mora Savaşı, Atinalılar için utanç verici bir mağlubiyetle sonuçlandığında Sokrates 65 yaşındaydı. Savaşın galibi Spartalı başkomutan Lysander, gemileriyle
Pire limanına yanaşır ve 30 tiran olarak anılan Sparta yanlı bir hükümeti yönetime getirir. İlginçtir, 30 tirandan birisi Sokrates'in öğrencisi olan Kritias'tır. Ardından korku dolu, karanlık bir dönem başlar. Atina sokaklarında felsefe yapmak yasaklanır. Özellikle Sokrates için. Toplu tutuklamalar, mahkumiyetler yaşanır. Politik rakipler birbirlerinin mal varlıklarına el koyarlar. Bu dönemde pek çok demokrat insan Atina'dan kaçar, ancak Sokrates kalmayı seçer. M.Ö. 403 yılında tiranlardan kaçan ve sürgün edilenler bir ordu toplayarak tiranları yenerler ve Atina'ya geri dönerler. Tiranlar hükümeti düşürülür, işlerinde Sokrat'ın öğrencisi Kritias olmak üzere 30 tiran öldürülür. Yönetime demokratlar geçer. Ama onlar da Sokrates'e pek iyi gözle bakmazlar. Ne var ki iç savaşın yaralarını sarmak amacıyla genel af ilan edilir ve Sokrates şimdilik kurtulmuş görülür. Bu süreçte Sokrates kafasının meşgul eden soruların cevaplarını ararken çevresinde olup bitenlerin farkına varmamıştır. Etrafındaki pek çok kişi onun gençleri doğru yoldan çıkardığını, tanrıların yerine yeni tanrılar koyduğunu söylemektedir. Bu söylentiler onu mahkemeye sürükler. M.Ö. 399 yılında devletin tanrılarını yok saymak ve gençleri saptırmak suçuyla mahkemeye verilir. Mahkemeydi kurayla belirlenen 500 hakimden oluşuyordu. Atina'da tanrıların yorumlanması kent tarafından atanan rahiplerin özel alanıydı. Bugün birçok ülkede gördüğümüz din ve laiklik arasındaki sınır ve ayrılık Atina'da olmadığı için dini bir suç yalnızca tanrılara karşı değil, aynı zamanda devlete, kentin kendisine karşı da bir suç sayılıyordu. Jüri üyelerinin suçlamaları Sokrates'in sadece şehrin tanrılarının geleneksel durumuna meydan okuması değil, kentteki rahipler tarafından onaylanmamış, tamamen yeni bir ilahi varlığa olan bağlılığıydı. Bu yeni ilahi varlık Sokrates'in demonu olarak bilinen şeydir. Az önce Sokrat'ı anlatan kaynaklar arasında sayılan dönemin ünlü komedya yazarı Aristofanes de Bulutlar adlı komedyasında Sokrates'i sofistlerle bir tutmuştur. Sokrates'in kötü ve yalancı biri olduğu, her şeye karıştığı, eğriyi doğru olarak gösterdiği gibi suçlamaları söz konusudur. Aristofanes boyununda Sokrates'in öğrencilere para karşılığında ders verdiğini, öğrencilerin aklını karıştırdığını hicvetmektedir. Oysa Sokrates'in kimseye verecek bir aklı yoktur ki. Platon, Sokrates'in neredeyse tüm diyaloglarını yazdığı gibi hocasına vefa borcunu ödemek üzere onun suçlanışından yargılanışına ve hatta idam edilişine kadar geçen tüm diyalogları Sokrates'in savunması Apologia adlı yapıtında yazmış ve böylece hocası Sokrates'i ölümsüz kılmıştır. Bu kitap erdemli yaşam parolası yapmış ve ahlaklı bir yaşam sürmüş bir filozofun insanlara ahlak ve erdemi öğretmeye çabalarken erdemsizce yargılanıp ahlaksızca öldürülüşünü anlatır bize. Sokrates'in savunması mektuplarla birlikte Platon'un diyaloglardan ibaret olmayan tek eserdir. Eserde Platon'un felsefesiyle birlikte hocası Sokrates'in suçsuz yere idam ediliş aşamalarıyla o zamanın demokrasi gerçeğinde bir arada görmek mümkündür. Şimdi sizlere Sokrates'in aynı zamanda felsefesini de yansıtan savunmasını özetleyeceğim. Bu özeti yaparken Sokrat'ın felsefesini öne çıkartan noktalarda da birkaç sözle araya geçiyorum. Dava başlar. Suçlamanın ardında politikada nüfus sahibi demokrat Anitos duruyor. Anitos'un yıllardan beri Sokrates'e görülecek bir hesabı vardı. Oğlu bir zamanlar Sokrates'in öğrencisiydi. Ve Sokrates genç adamı aile işletmesinde çalışmaktansa felsefi bir hayat sürmenin daha iyi olacağı konusunda ikna etmişti. Anitos'un gıcığı buradandı.
davacıların vekili Aritos'un kuklasından başka bir şey olmayan Menetos'tu. Menetos iddianameyi okudu. Ve devletin tanrılarını yok saymak ve gençleri saptırmak suçuyla Sokrat'a ölüm cezası talep etti. Sıra sanığın savunmasına geldiğinde görünen o ki Sokrates durumunun ciddiyetini maalesef kavrayamamıştı. Zira mahkeme heyetine ders verdiği retorik sınıflarından biri gibi davranmıştır. Sokrat'ı dinleyelim. Benim bir bilgim varsa bunun nasıl bir bilgi olduğunu Delphi tanrısından dinleyin. Kayrefon'u tanırsınız, çok eski bir arkadaşımdı. Kayrefon'u uyurabilirsiniz. Kafasına koyduğu şeyi muhakkak yapardı. Bir gün Delphi'ye gitmiş, benden daha bilgin bir kimse olup olmadığını Tanrı'ya çekinmeden sormuş. Pitonlu Tanrı sözcüsü de benden daha bilgin bir adam olmadığını söylemiş. Tanrı'nın bu cevabını öğrenince düşündüm. Tanrı bu sözüyle ne demek istemiş? Bu muamma nedir? Çünkü az olsun çok olsun, ben de böyle bir bilgi olmadığını biliyorum. Böyle olduğu halde insanların en bilgini olduğunu söylemekle ne demek istiyor? Tanrı yalan söylemez. Yalan onun özüyle uzlaşılır bir şey değildir. Burada Delphi tapınağı ile ilgili kısa bir hatırlatma yapmama izin verin. Eski Yunanların inanışına göre Delphi yeryüzünün tam ortasıydı. Burada Apollon kullarına cennetin nimetlerini sunardı. Apollon aynı zamanda gelecekten haber verdi. Onun için buraya akıl sormaya gelenler de çok olurdu. Yapılacak bazı işler için Tanrı Apollon'un fikrini almak isteyenler Delphi tapınağında aradıklarını bulacaklar yanında. Atinalılar, Tanrı'nın ne demek istediğini uzun zaman düşündüm. En sonunda işin aslını bir deneyim dedim. Bunun üzerine bilgisi ile ün salmış birine gittim. Kendisine iyice baktım. Adı lazım değil. Denemek için seçtiğim bu adam devlet işleriyle uğraşır. Vardığım sonuç şu oldu. Bu adam çok kimselere, hele kendisine bilgin gözüküyor ama gerçekten hiçbir bilgisi yok. Bunun üzerine ona kendisini bilgin sandığını, hakikatte ise olmadığını anlatmaya çalıştım. Bunun sonucu onun da, üstelik orada bulunup beni dinleyen birçok kimselerin de düşmanlığını kazanmak oldu. Yandan ayrılırken kendi kendime dedim ki, doğrusu belki ikimizin de iyi güzel bir şey bildiğimiz yok. Ama gene ben ondan bildiğini. Çünkü o hiçbir şey bilmediğini bilmiyor, bildiğini sanıyor. Ben ise bilmiyorum ama bildiğimi de sanmıyorum. Demek ki ben ondan biraz daha bilgiliyim. Çünkü bilmediklerimi bilirim sanmıyorum. Böylece kendime birçok düşmanlar edindiğimi bile bile birini bırakıp ötekine gidiyor, gittikçe umutsuzlaşıyor ve kederleniyor. Atinalılar, köpek hakkı için bütün bu araştırmalarımda baktım, asıl bilgisizler bilgilidir diye tanınmış olanlar. Boştur denenlerde ise daha çok akıllar. Atinalılar, o kadar dinledim, Tanrı'nın sözünü çürütemedim. Adım bilge diye çıktı. Çünkü beni dinleyenler, başkalarında bulunmadığını gösterdiğim bilginin bende bulunduğunu sandılar. Sokrates, bilgiyi arama sürecinde bile çok düşman kazanmıştır. Çünkü pek çok kişinin gerçekte bilgisiz olduğunu ortaya çıkarmıştır. Sokrates mahkum olursa suçlandığı gibi Tanrı tanımaz olduğu için değil, aslında insanların kinini üzerine çektiği içindir. Yine Sokrates'in savunmasına kulak verin. İşte böylece Tanrı'nın sözünü düşünerek yer yer dolaşıyor. Yurttaş olsun, yabancı olsun, bilge sandığım kimi bulursam konuşup soruyorum. Bilge olmadıklarını anlayınca da Tanrı sözüne hak vererek bilge olmadıklarını kendilerine gösteriyorum. Bu iş bütün vaktimi alıyor. Bu yüzden devlet işleriyle de kendi işlerimle de iyice uğraşacak vakit bulamıyorum. Orada o kadar ki Tanrı'ya hizmet edeyim diye yoksul kaldım. Devamında Atina siyasetinin eleştirisini ve kendi iç sesinin nasıl işlediğini şöyle anlatıyor Sokrates. Atinalılar devlet işlerine girerek fikirlerimi oradan söylemek varken herkese ayrı ayrı öğüt vermeye, başkalarının işlerine karışmaya kalkışmam belki size şaşılacak bir şey gibi gelebilir. Bunun sebebini de söyleyeceğim. Bir tanrının veya tanrısal bir ruhun
bana göründüğünde çok kere ve birçok yerde söz ettiğimi çiğnemişsinizdir. Bir nevi ses olan bu işaret bana çocukluğumda gelmeye başlamıştı. Bu ses beni hep göreceğim işlerden alıkoyar. Ama yap diye hiçbir vakit emretmezdi. İşte beni siyasete girmekten alıkoyan da budur. Bu alıkoymanın da çok yerinde olduğuna inanıyorum. Siyaset hayatına girseydim ve iyi bir adam gibi hep hak gözetimi ve tabii olarak doğruluğu her şeyden üstün tutsaydım, şimdiye kadar sağ kalabilir miydim sanıyorsunuz? Hayır efendiler, hayır. Bu ne bana ne de başka kimseye nasip olurdu. Ölmek veya mahkum olmak onun umurunda değildir. O sadece doğruların peşindedir. Tehlike karşısında yılmamak, korkmamak onun prensibidir. Ona göre insanların en çok korktuğu şey olan ölüm aslında kaçınılacak bir şey değildir. O sadece kötülük yapmaktan korkar. Atinalılar, değeri olan bir kimse yaşayacak mıyım yoksa ölecek miyim diye düşünmemelidir. Bir iş görürken yalnız doğru mu, eğri mi hareket ettiğini, cesaretli bir adam gibi mi yoksa tabansızca mı hareket ettiğini düşünmelidir. İnsanların korkularından dolayı en büyük kötülük saydıkları ölümün en büyük iyilik olmadığını kim bilir? Bilmediğimiz bir şeyi bildiğimizi sanmak gerçekten utanılacak bir bilgisizlik değil midir? Sokrates ideallerinden dönmemekle kararlıdır. O asla Tanrı dışında kimseye oynayamaz. Kendisi aleyhine söylenen her şey asılsızdır. Sokrates'in sürekli öğrencileri olmadığı gibi malı mülkü de yoktur. O dünya hayatına önem vermeyen bir bilgedir. Atinalılar, Anistos'a ister inanın ister inanmayın. Hakkımda ister beraat hükmü verin ister vermeyin. Herhalde iyice bilin ki bir değil bin kere ölmem gerekse bile yolumu asla değiştirmeyeceğim. Bilmelisiniz ki benim gibi bir adamı öldürmekle beni değil kendinizi cezalandırıyorsunuz. Sokrates mahkemede suçlu görür. Bunu beklemektedir ve hiç tepki göstermez. O herkesten farklı bir kişidir. İnsanların çoğunluğu gibi makama, mevkiye, dünya hayatına önem vermemiştir ki şimdi üzülsün. İnsanlara hep erdemli bir ahlakı öğretmiştir. Oysa sonuçta ölüm cezası verilir. Sokrates ölüm cezası verilirken başkaları gibi ağlayıp sızlamamıştır. Yaptığı hiçbir şeyden dolayı da pişmanlık duymamıştır. Atinalılar, siz Tanrı'nın bir vergisi olan biri mahkum etmekle ona karşı bir günah işlemeyin dediğim zaman sizin sandığınız gibi kendime değil, sizi düşünüyorum. Çünkü gülüş bir benzetmeye müsaade edin. Beni öldürürseniz hem büyük hem cins ama büyüklüğünden dolayı ağır ve dürtülmek isteyen bir ata benzeyen devleti yerinden oynatmak için Tanrı'nın musallat ettiği benim gibi bir at sineğini kolay kolay bulamayacaksınız. Ben Tanrı'nın devletin başına musallat ettiği bir at sineğiyim. Her gün her yerde sizi dürtüyor, uyarıyor, azarlıyorum. Peşinizi bırakmıyorum. Benim gibi bir kimseyi kolay kolay bulamayacaksınız. Sözün kısası Atinalılar, savunmam için söyleyeceklerim bunlardır. Suçlu olup olmadığına karar verecek oylamada 220'ye karşı 280 üye ölüm cezası yönünde görüş bildirdi. Antik Yunan mahkemelerinde yargılananın suçlu bulunması durumunda alternatif bir ceza teklif etme hakkı vardı. Sokrates de sürgün veya tazminat ödeme cezası isteyebilirdi. Sıra tekrar Sokrates'e geldi ve kendisince uygun bulduğu bir ceza seçmesi istenerek kulaklar ona çevirdi. Ancak o davayı ciddiye almama konusunda hala ısrarlıydı. Kendisine yöneltilen suçlar gülüştü ve Sokrates bunu biliyordu. Atinalılar, benim için verdiğiniz mahkumiyet kararına üzülmeyişimin birçok sebepleri var. Bunun böyle olacağını bekliyordum. Ben size kendi hesabıma neyi ileri süreyim Atinalılar? Şüphesiz değerim neyse onu, o halde hakkım nedir? Bütün hayatında herkesin düşkün olduğu birçok şeylere, zenginliğe, aile bağlarına, askerlik rütbelerine, halk kurullarından nutuklar vermeye,
başkanlıklara hiç aldırmamış bir adama verilecek karşılık ne olabilir? Böyle bir kimseye ne yapılır Atayanlar? Herhalde ona bir mükafat verilmek lazımsa iyi bir şey verilmeli. Ve bu iyilik ona yakışır bir şey olmalıdır. Bana vereceğiniz cezanın uygun ve yerinde bir ceza olması isteniyorsa diyeceğim ki bana Britanyon'da bedelsiz konaklamak en doğru bir karşılıktır. Britanyon, ocağında sürekli ateş yanan seçkin yabancıların, yabancı ülkelerden gelen elçilerin savaşta ya da Helen'le arası oyunlarda kazandıkları başarılarla halkın övgüsünü toplayan yurttaşların ağırlandıkları yapıya verilen at. Orada ömür boyu ağırlanmak istiyor, ceza olarak anadını veriliyor. Belki bana denecek ki, Sokrates ağzını tutamaz mısın? Sana kimse karışmadan yabancı bir şehre giderek yaşayamaz mısın? Buna vereceğim cevabı anlatmak çok güç. Çünkü sorulanmayan hayatın yaşamaya değer bir hayat olmadığını söylersen bana gene inanmayacaksınız. Bu olay mahkeme heyetini iyice sinirlendirir. İkinci oylamada 140'a karşı 360 oyla ölüme mahkum edilir. Platon'a göre Sokrates'in öldürülmesi için oy kullananlar çok acı çekecektir ama kurtulması için oy kullananlar gerçek birer yanlışlıklar. Sokrates'e göre ölüm bir ceza değildir. Sadece bir yolculuktur. Ayrıca öteki dünyada soru sormak yüzünden mahkum edilme tehlikesi de yoktur. O halde yargıçlar, siz de benim gibi ölümden korkmayınız. Şunu biliniz ki iyi bir insana ne hayatta ne de öldükten sonra hiçbir kötülük gelmez. Onu ve onun gibileri Tanrılar daima korurlar. Benim yaklaşan sonum sadece bir tesadüf işi değildir. Tam tersine apaydın görüyorum ki ölmek ve böylece bütün acılardan büsbütün kurtulmak benim için daha değerlidir. İşte içimden gelen işaretin beni yaptıklarımdan alıkoymamasının sebebi budur. Artık ayrılmak zamanı geldi. Yolumuza gidelim. Ben ölmeye, siz yaşamaya. Sokrates zincire vurulup kentin zindanına atıldı. Tutuklu bulunduğu hücre girişte hemen sağdaydı. Son günlerini burada geçirip arkadaşlarla birlikte sohbet ederek geçirdi. 6x6 adımlık bu sefil alanda Homeros'un eserleri ve tragedyalarına eşdeğer tutabilecek ve antik edebiyatın şaheserleri sayılan Platon'un en iyi diyaloglarına konu olan konuşmalar geçer. Bir keresinde arkadaşı Kriton kendisini kaçma konusunda ikna etmeye çalıştı ve bunun için gardiyanlara rüşvet verdiğini söyledi. Ancak o arkadaşının sözlerine kulak asmadı ve böyle bir davranışın savunduğu ilkelerle bağdaşmadığını söyledi. Sokrates, yanılsalar bile kanunların üstünlüğüne kesin kes bağlı bir insan. İdam edileceği gün Sokrates'in arkadaşları ve karısı Xantippe hücresinde bir araya geldiler. Sokrates karısının eve gitmesini istedi. Çünkü böyle bir durumda aşırı duygusallıklar sinirini bozmaktaydı. Xantippe giderken isyan eder. Ama sen suçsuzsun, suçsuz yere idam ediliyorsun. Bunun üzerine Sokrates'in verdiği cevap tam onun gibi bir insanın verebileceği türdendir. Ve kadın suçlu olarak mı idam edilmemi yeğlerdim? Böylece Atina'nın Aksine'ye görür. Sadece birkaç yıl sonra Atinalılar yaptıklarının korkmuşluğunu anlarlar. Kentte resmi yas ilan edilir. Okullar, jimnastik salonları ve tiyatrolar kapatılır. Mahkemede Sokrates'i suçlayanlardan Meletos idama mahkum olur. Anitos ise sürgün edilir. Daha sonraları Sokrates'in İsikos tarafından yapılan bronz büstü Pompeyon'da yerini alır. İlginçtir, 2012 yılında ölüme mahkum edilmesinden yaklaşık 2500 yıl sonra memleketi Atina'da hukukçular, tarihçiler ve düşünürler tarafından tekrar yargılanır Sokrates ve aklanır. İade itibar anlamı taşıyan bu sembolik yargılamada hakim heyeti ikiye bölünürken alt yürüsünün tümü beraat kararı verir. Şimdi Platon'un apolojisinde öne çıkan Sokratik temaları bir kez daha vurgulayalım. Sokrat savunmasında cehaleti tanımlamıştır. Basit cehalet
kişinin kendi cehaletinin farkında olmasıdır. Oysa ki kişinin bildiğini sandığı şeyi bilmediğinden habersiz olması çifte cehalettir ve bundan korkar. Ruhun önemini belirtmiştir. Sokrates bir insanın ruhunu her şeyden çok önemsemesi gerektiğini savunmasında defalarca vurgulamıştır. İncelenmemiş yaşamın değersiz olduğunu vurgular. Jüri Sokrates'i mahkum edip onun ölümüne karar verdikten sonra Sokrates felsefe tarihindeki en büyük açıklamalardan birini yaptı biraz önce. Jüriye asla sessiz kalamayacağını söyler. Çünkü incelenmemiş yaşam insan için yaşamaya değmez. Mutluluğun yolunu gösterir. Eudaimonizm. Sokrates, iyi bilginin ruhu mutluluğa doğru yönlendirdiğini ileri sürer. Bilgeliğe uygun olarak hareket eden erdemli kişinin mutluluğa ulaştığını ileri sürer. En mutlu insanın ruhunda hiçbir kötülük yoktur der. Kararın ne olduğunu ve karar vermenin önemini vurgular. Sokrates, kararın bir tür zanaat veya sanat, teknik olduğu konusuna kendini adamıştır. Bu nedenle karar bilgi gerektirir. Tıpkı bir doktorun hastası için istenen bir sonucu getirdiği gibi. Benzer şekilde yöneticinin görevi kendi çıkarları için değil, politik toplumun vatandaşlarının yararına hareket etmelidir. Ve son olarak savunması dahil Sokrates'in tüm diyaloglarında ironi yani bir tür alayı uyguladığını görüyoruz. Sokrates'in bir ironist olduğu iddiası farklı şekillerde yorumlanmıştır. Örneğin Platon, Eutychron diyaloğunda Sokrates'in hiçbir şey bilmediğini, karşısındakinden öğreneceğini söylerken cehaletin avukatı gibi davrandığını ve ironi yaptığını ileri sürer. Platon'un Simpozyum diyaloğunda ise Sokrates'i ironik olmakla suçlayan Alkibiades'in yakınmalarını görüyoruz. Çünkü Sokrat onunla ilgileniyormuş gibi davranıyor, ancak o yaklaşınca uzaklaşıyordu. Aristo ise Sokrates'in kendini küçümsemesinin övünmenin zıddı olduğunu ve bunun da bir tür ironi olduğunu söylüyor. Alman Yahudisi kökenli Amerikalı siyaset felsefecisi Leo Strauss, Sokratik ironi Sokrates'in gerçek mesajını gizlemeye yöneliktir diye bir yorum yapıyor. Geldik Sokrates'in ahlak felsefesine. Bildiğiniz gibi sofistler yönetim sanatının temel ilkeleri, biraz önce sevgili Ayşe'den dinledik, dil bilgisi, ikna sanatı, retorik, mahkemede kendini savunma sanatı, mantık, ahlaki davranış, edebiyat, matematik, bilimsel analiz, birçok alanda şehir şehir dolaşarak para karşılığında dersler vererek insanlara eğitmişler. Bu durumu felsefenin onuruna aykırı gören Sokrates, sofistleri bilgiyi satılabilir bir nesne olarak gördükleri için onları aldatan, kandıran, bilgi düşmanı şarlatan olarak nitelendirmiştir. Fakat yine de Sokrates sofistlere çok şey borçludur. Çünkü Sokrates, Cicero'nun da belirttiği gibi felsefeyi göklerden yere indirerek kentlerde konuşlandıran, yaşama, geleneklere, iyiye ve kötüye dair sorular sormaya zorlayan kişidir. Sokrates'in bir tavır üzerinde ve düşüncelerinin şekillenmesinde sofistik anlayışın etkisi küçümselemez. Sokrates, sofist geleneğin içinden gelmekle beraber ona karşı çıkar. Sofistlerin doksasına, yani duygulara dayanan değişken bilgisine karşı epistemi savunur, gerçek bilgiyi savunur. Gerçek bilginin de evrensel olduğunu vurgular. Ona göre bilgi bir ve tektir. Tıpkı evrensel doğa yasaları gibi kesin ve değişmez evrensel ahlak yasaları vardır. Üstelik tek tek her bireyin özünde bulunur. Kişinin yapması gereken şey uygun eğitim metotlarını kullanarak bu özü ortaya çıkarmaktır. Doğru bir toplumsal düzen ancak bu özü ortaya çıkarabilmiş ideal yurttaşlardan oluşabilir. Sokrates genellikle ahlak felsefesinin yani değer öğretisinin kurucusu olarak bilinirse de ondan geriye kalan şey bir öğretiden çok kişilerin bilincine özlerinin ne olduğunu göstermeye yönelik bir çabadır.
felsefesinin ipuçları yukarıda özetini sunduğumuz savunmasında ortaya çıkmıştı. Onu ilgilendiren şey, insanların birbirlerine nasıl davranması gerektiğiydi. Günümüzde o alandan deontoloji veya daha sade bir şekilde ahlak felsefesi olarak söz ediyoruz. Sokrates'e göre bilgelik okuyarak öğrenilen veya deneyim ya da uzmanlıkla kazanılan bir erdem değildi. Açıkça kimse bilgeliği kazanamadı. Çünkü bilgelik erdemli davranmanın bir sonucu olarak ortaya çıkardı. Ve erdem demek her durumda doğru hareket etmek demekti. Erdem bilgiyle özdeştir ama kötü edimler kendini aldatma sürecini belirtmektedirler. Yalnızca bilgi eksikliğini değil, Sokratik arayış, dışsal iyileri, lüks düşkünlüğünü ve tensel hazları yatsımaktadır, reddetmektedir. Güçlülük, fiziksel üstünlükte değil, tinsel üstünlükte yatar. Çünkü iyi insan, kötü insandan daha güçlüdür. Çocukluğundan beri içinde kendisine eşlik eden bir daemon veya bir ses olduğunu söylemişti. Bu ses hiçbir zaman ona ne yapması gerektiğini söylemiyordu. Ancak yapmaması gereken bir şeyi yapmak üzere olduğunda onu uyarır. Bu sesin nereden geldiğini bilmez ama güçlü bir şekilde bir ilah, belki Apollo tarafından gönderilmiş olabileceğini söyler. Bugün biz bu iç sesi bireyin vicdanı olarak adlandırıyoruz. Ona ait olan şu sözleri günümüzde yeniden hatırlamaya ihtiyaç olduğunu düşünüyorum. Devletler kanunla değil, ahlakla daha iyi yönetilir. Bir toplum ahlak ve hukuk içinde olmadığı zaman vatandaşlar kendilerini bir çıkmaz içinde bulurlar. İnsanlar ya ahlaki değerlerini veya hukuka olan saygılarını yitirirler. Sevgili dostlar, görüldüğü gibi Sokrates baş edilmesi zor bir adamdı. Bize yalnızca vicdan değil, aynı zamanda şehitlik kavramını da gösterdi. Antik çağdan günümüze kendisine en çok benzetilen bir diğer figür, ünlü çıbanbaşı Nasır adlı İsa olduğunu söyleyebilir miyiz? Sokrates'in eğitim felsefesi. Sokrates'in eğitim felsefesi tarihte bilinen, kendi içine tutarlı ilk eğitim felsefesi anlayışıdır. Bu anlayışa göre eğitim sürecinde eğitimcinin temel amacı, eğitilen kişiye görülen dünyanın aldatıcı görünüşüyle, yani doksayla yetinmemesi, nedenleriyle göstererek gerçek dünyaya, episteme ulaşma yolunda ona yol göstermektir. Doğruya ulaşmada geleneğe ve otoriteye gözü kapalı bağlanmanın karşısına aklı ve sorgulamayı koyar Sokrates. Ona göre insanı kötülüğe sürükleyen bilgisizliğidir. Kimse bilerek kötülük yapmaz sözüyle kişinin iyi bir yaşam sürmesini bilgi sahibi olmasına bağlamıştır. Bilgi edinen kişi erdeme sahip olacaktır. Erdem ve bilgi Sokrates'e göre özdeştir. Bilgi edinen kişi eylemlerinde iyiye yönelecek, iyi bir yaşam süren kişi erdem sahibi olacak ve erdem sayesinde de mutluluğa ulaşacaktır. Burada da mutluluk ahlakını görüyoruz. Ahlakın amacı mutluluktur. İnsanın ulaşmak istediği en yüksek iyi de ancak mutluluktur. Ve mutluluğun yolu da erdemden geçer. Erdem, insanın kendini bilmesiyle ortaya çıkan, yaşamı daha iyi hale getiren ve bizi mutlu kılan bilgidir. Bu nedenle Sokrates kendini bil sözünü söylemiştir. Kişi kendisini tanımadıkça kendisi için neyin iyi, neyin kötü olduğunu bilemez. Peki ideal insan bu gerçeği zihinsel olarak kavradıktan sonra özündeki iyiliğe nasıl ulaşabilir? Burada karşımıza Sokrates'in özgün bir eğitim metodu çıkıyor. Bunlar şimdi göreceğimiz diyalektik ve meyotik yöntemlerdir. Sokrates felsefi etkinliğini soru-cevap aracılığıyla bir diyalog şeklinde gerçekleştiriyordu. Ve bu diyalogda Elenkus, çürütme denilen bir yöntemle meyotik, ebelik denilen bir yöntem kullanıyordu.
Erekus'u çürütme yöntemi şuydu. Aksini ispat ederek yanlışı ortaya koyma. Tipik Sokrates, Erekus'unda Sokrates, muhatabının söylediklerini test edip reddederek önermenin ya da tanımın çapraz incelemesini yapar. Ebelik yöntemi, meyotik ise, Platon'un diyaloglarında Sokrates, Titetus'a annesi Fenerate'nin bir ebe olduğunu ve kendisinin de entelektüel bir ebe olduğunu söyler. O bedeni değil, konuştuğu kişinin ruhunda saklı olan bir fikri doğurmasına yardımcı olmaktadır. Ona göre ruhun yetişip yetkinleşmesi için ihtiyaç duyduğu bilgiler ruhun derinliklerinde gizlidir. Ve bu bilgiler sağlam bir yöntemle gün yüzüne çıkarılabilir. Onun sözünü ettiği bu yöntem biçimi diyalogdur. Platon'un diyalektik olarak adlandırdığı yöntem şöyle tanımlanabilir. Doğruya varmak, kavramları açıklığa kavuşturmak, belirlemek ve bunların kesin tanımlarını bulmak için karşıtlıklar içinde ilerleyen karşılıklı konuşma yöntemi. Platon, Kratios diyaloğunda bunu yazıyor. Diyalog sürecinde kişiler karşılıklı konuşur, tartışır ve bir senteze varırlar. Bu karşılıklı konuşma esnasında doğuştan insanda var olan bilgiler, ironi yoluyla, alay olarak geçiyor burada, ve meyotik doğurtma yöntemleriyle açığa çıkar. Sokrates alayla, ironiyle karşısındakinin başlangıçtaki her şeyi bildiği bilgisini yıkar, bilgisizliğini ona gösterir. Doğru olan kişinin ruhundan bulunup doğmalıdır. Meyotik yöntem, insandaki iyi tarafı ortaya çıkarmaya çalışan yöntemdir. Sokrates'in şiirler önce söylediği gibi, bir ebe gibi insanın özündeki gerçek bilgiyi doğurtmaktır. Sokrates bu yöntemi şu şekilde tanımlar. Benim doğurtma sanatım da ötekiler türündendir. Aradaki ayrım şudur ki, sanatım kadınları değil, erkekleri doğurur. Ve doğum esnasında dikkat erkeklerin bedenlerine değil, ruhlarına yöneltilmiştir. Bu yöntem, diyalektik yönteme benzemekle beraber biraz daha ciddidir. Zekice kurgulamış sorularla öğrencilerin hem kendilerini hem dünyayı tanımalarını sağlar. Nasıl ki bir ebe annenin karnında var olan bebeğin doğmasına yardımcı oluyorsa, Sokrates de kişinin ruhunda var olan doğruların doğmasına yardımcı olmaktadır. Sokrates tartışmalarında hem tümden gelimi hem de tüme varımı kullanmış, hiçbir zaman doğru şudur dememiş ve araştırmayı kısırlaştırmamaya özen göstermiştir. Platon'un söylev sanatı üstüne olan diyaloğu Gorgias'ta Sokrates, eğitim ile ulaşılmak istenen asıl amacın özenli ve titiz bir çalışmayla iyinin bilgisine ulaşmak olduğunu ve böylece gerçek bilgiyi elde ederek erdemli ve mutlu olmanın önemini vurgulamaktadır. Platon'un yazdığı ve doğal olarak Sokrates'in başrolde olduğu Menon diyaloğunda erdemin öğretilebilir olup olmadığı sorusu çerçevesinde eğitim üzerine düşünmenin ilk temellerinin atıldığını görmekteyiz. Bu noktada insana aktif bir rol yükleyen Sokrates, öğretenin bilgiyi aktardığı, öğrenenin ise bilgiyi aldığı bir eğitim anlayışının karşısına sorgulamaya dayalı bir eğitim anlayışını koymuştur. Sokrates'in eğitimle yapmak istediği bilgileri ezberlemek ya da bilgi biriktirmesi yapmak değil, aksine insanlara düşünme, tartışma, analiz etme becerisi kazandırmaktır. Bugün Sokratik yöntem, çocukların daha etkili öğrenmelerine yardımcı olan bir öğretim yöntemi olarak kabul edilmektedir. Onlara gerçekleri öğretmek yerine öğretmenler bazı öğrencilerin temel varsayımlarına meydan okumak için soruları kullanıyorlar. Ve son olarak Sokrates'in yurttaşlık felsefesine de. Sokrates, Atina'ya aşık bir yurttaştı. Katıldığı askeri harekatlar dışında Atina'dan ayrılmamış, savunmasında görüldüğü gibi hakkında idam hükmü verilmesinden sonra da kaçmayarak Atina'ya ve şehrin yasalarına bağlılığını göstermiştir. Devlet yönetiminin bir bilim olduğunu ve herkes tarafından yapılamayacağını belirtmiştir. Ona göre hiçbir hasta
kendini tıp bilgisi almamış birinin ellerine bırakmayacaksa, kamu görevlilerini kurayla ya da deneyimsiz çoğunluğu oylarıyla seçmek ustal değildir. Sokrates zamanında demokrasi dedikleri şeyin böyle işlediğini görüyoruz. Sokrates'in sözleşme anlayışı, yurttaşın yaşadığı devletin yasalarını, toplumsal ve sosyal düzenini kabul ettiği ve başına buyurup hareket etmeye hakkı olmadığı fikrini içerir. Sokrates söz gelimi, Atina'yla bir sözleşme yaptığını, bu sözleşme uyarınca devletin koruması, güvencesi ve rehberliği altına girdiğini, doğmuş olduğu Atina'da kentin medeni hukukuna göre yurttaş olduğunu, onun eğitim sistemine göre yetiştirilip eğitildiğini söyler. Dolayısıyla diğer yurttaşlar gibi kendisinin de Atina devletiyle yasalarının eseri, hatta kölesi olduğunu kabul eder. Bunun sebebi, iyilik ve adalet olan devlet hukukunun kötü olamayacağını iddia eden Sokrates açısından sorun, devlette ve yasalarda olmayıp devleti temsil edenlerde, yasaları uygulayanlardadır. Sokrates savunmasında hukukun üstünlüğünü kabul etmekle beraber burada bir paradoks olduğunu kendine özgü alaycı inanımlarıyla belirtir. Suçlu olduğunu kabul etmez ama aynı zamanda idam hükmüne de karşı çıkmaz. Ancak onun asıl hedefi Atina demokrasisinin saçmalığını ebediyen sergilensin diye kendini ölüme mahkum etmektir. Çünkü bu ölüm şekli onun öğretim metodunun ve alaycılığının doruk noktasını oluşturmaktadır. Bu yöntemle amacına ulaşmış, hem yurttaşlığı öğretmenin ilk dersinin örnek olmak olduğunu göstermiş, hem de Atina demokrasisinin ne kadar saçma bir yönetim biçimi olduğunu gözler önüne sermiştir. Ön yargı ve taraflılıktan uzak bir eğitim sistemi öngörmüştür. Ancak hayattaki eğitim sistemini uygulamaya fırsat bulamamıştır. Onun eğitim sistemi ölümünden çok sonra onun fikirlerini merkeze alan Stoacılar tarafından Roma'da uygulanmıştır. Bu eğitimin temel taşı bugünkü eğitim sistemimize dahi göze çarpan bir eğitim anlayıştır. Ne durumdayız? Peki. Ek olarak küçük bir şeyim var. Onu da zaman iyi kullandığım ki. Sizlere çok kısa bir şekilde diğer filozofların, diğer felsefecilerin Sokrates'le ilgileri, etkileri ve eleştirilerini paylaşmak istiyorum. Antik çağda felsefe eğitiminin neredeyse her okulu Sokrates hakkında olumlu şeyler söyler. Ve çoğu ilhamın ondandır. Sokrates ayrıca birçok ünlü modern filozofun da eserlerinde yer almıştır. Helenistik felsefede Sokrates neredeydi? Onun düşüncelerini çeşitli yanlarından ele alıp geliştiren Sokrates'i 5 okul görüyoruz. Megara okulu. Sokrat'ın iyiliğiyle Parmenides'in birinin sentezini yapmaya çalışan Megara'da Öklid'in kurduğu okuldur. Onlara göre bir olan iyidir. Diğer Sokrates'i izleyen okul, Elis Eleterya okulu. Sokrates'in öğrencisi Elis'i Paydon'un kurduğu okuldur. Öğretisinde Sokrates'in diyalektikle bilgiyi öne çıkartmıştır. Kinikler okulu. Sokrates hayranı Antisthenes'in kurduğu Kinikler okulu, Sokrates'ten aldığı erdem anlayışını herkesin anlayacağı bir dilde işliyorlardı. Rahat bir yaşamı yatsıyarak her türlü mal ve mülk edinmeye, kölelik ve aile kurumlarına, din inançlarına karşı çıkıyorlardı. Mutluluk için erdemin tek başına yeterli olduğunu savunuyor. Kireno, ünlü Kireno. Kireneli Aristikos'un öğrencisi. Sokrates'in insanların bilgiyle erdemi elde ederek mutlu olabilecekleri önermesini, kiniklerin aksine mutluluğu rahat bir yaşayış sağlayarak elde edilebileceği şekilde yorumlamışlardı. Onlara göre bireyin aslı ahlaki eylemin biricik ölçütüdür. Bu okulun kurucusu olan Aristikos,
aynı zamanda hedonizmin kurucusudur. Stoacılar Sokratik okullardan sayılmasa da Stoa okulunun kurucusu Zenon'un Sokrates'i okuyarak ve sorgulayarak felsefeyle ilgilenmeye başladığı söylenir. Bu nedenle Sokratik Elenkus yani çürütme Stoacılara çekici geldi. Çünkü bir kişinin hayatını bozan hem sosyal hem de psikolojik tutarsızlıklar bu yöntemle ortaya çıkarılabilir. Stoacılar tam mutluluk için bedensellik yerine etik mükemmelliğin gerekliliği ve yeterliğini öneriyorlardı. Bu anlayışın Hristiyan tanrı bilimde ve Spinoza'da etkili olduğunu görüyoruz. Daha sonra gelen şüpheciler de Sokrat'tan etkilenmişlerdi. Genel olarak şüphecilik ya epistemolojik hakikat iddialarından şüphe etmemiz gerektiği ya da en azından bilgi için mutlak iddiaları doğru kabul etmekten kaçınmamız gerektiği görüşündedir. Bu bağlamda Aristipiro'nun kurduğu bu okulun da Sokrat'tan etkilendiğini söyleyebiliriz. Epikürcüler Sokrates'i eleştirdiler. Epikürcüler iyi yaşam nedir'in cevabını arıyorlar. Onlara göre iyi yaşam mutlu bir yaşam. Mutluluk ise hazın varlığı, acının yokluğu. Sokrates'i bir okul olmayan Epikürcüler, Sokrates'i eleştiren birkaç okuldan biridir. Epikürcüler Sokrates'i etik soruşturmalar uğruna doğal bilimi yok kabul eden, retorikçi bir sofist olarak kabul eder. Sokrates'in kendisini cahil olarak sunması ironik ama Epikürcüler için bu ironi pedagojik açıdan anlamsızdır. Eğer Sokrates'in söyleyeceği bir şey varsa onu saklamak yerine söylemiş olmalı şeklinde eleştirilen Sokrates. Modern felsefede Sokrat'tan etkilenmiş, yolundan gitmiş ya da eleştirmiş filozoflar var. Sokratik sorun ilk olarak 19. yüzyılın başlarında Friedrich Schleiermacher'in etkili çalışmasıyla ile geldi. Bu noktaya kadar, 19. yüzyıla kadar akademisyenler Sokrates'in ne düşündüğünü belirlemek için büyük ölçüde Xenophon'u kaynak olarak kullandılar. Bildiğiniz gibi başta söylediğim gibi Xenophon tarihçiydi ve bir yazardı. Dolayısıyla felsefi bir etkinliği, felsefi bir anlayışı olmadığı için felsefi bir aktarımı da yok. Schleiermacher ise Xenophon'un bir filozof değil, basit bir yurttaş, asker olduğunu ve anlattığı Sokrates'in çok yetersiz ve felsefeyle ilgisi olmadığı. Bu nedenle sadece Xenophon'u okuyarak Sokrates'in bilmesinin zor olacağını savundu ve ortaya Sokrates sorduğunu attı. 18. yüzyıl Alman filozofu Immanuel Kant, Sokrates'i diğer antik filozoflar arasında spekülasyon yapmayan, felsefeyi aynı zamanda yaşamına geçiren bir kişi olarak tanımlar ve onu över. Hegel, Sokrates'in tarihin büyük dönüm noktası olduğunu söyler. Hegel'in iddialarına göre Sokrates'te bireysel bilinç ve devletin evrensel yasası çatışır. Bu nedenle Sokrates'in gelişi birey ve ahlak arasındaki ilişkide köklü bir değişime işaret eder. Kierkegaard, Sokrates'in felsefe tarihinde kabul edilenin aksine yaptığı her şeyde bir ironi olduğu için etik bir figür olmadığını ileri sürer. Ona göre Sokrates sadece konuşmasında değil, aynı zamanda yaşamında da ironiktir. Genel olarak Aristofanes'in Sokrates tasviri bariz bir abartma ve karikatür olarak kabul edildiği halde Kierkegaard, Sokrates'in tasvirinin gerçeğine çok yaklaştığını iddia edecek kadar ileri gider. Nietzsche'nin en ünlü kitabı, Trajedinin Doğuşu, dolambaçlı olarak Sokrates'in betimlemesidir. Burada onu, Sokrates'i özgür ruh olarak anlatır. Ama Sokrates ve rasyonel düşüncenin Atina'da bir çöküş çağının ortaya çıkmasına sebep olduğunu ileri sürer. Nietzsche daha sonra putların alacakaranlığında Sokrates'e saldırmasını sürdürür. Sokrates burada en düşük insan sınıfını temsil eder ve onun ironisinin abartılı olduğunu, bunu da kendisini gizlemek için yaptığını söyler. Nietzsche'ye göre çirkin bir halk adamı olan Sokrates, rakibini güçsüz kılmak için soru ve cevaplarla acımasızca kullandığı diyalektiğini yarattı.
Çünkü kendini ifade etmenin başka bir yolu yoktu. Ve dolayısıyla Sokrates diyalektiği yeni bir tür tartışma haline getirdi. Sokrates'in içgüdüleri birbirine karşı çatıştığı için yok olmamaya karşı bu dayatmacı mantık kuralını oluşturdu. Sokrates'in buradaki çöküşü içgüdüleriyle savaşmak zorunda kalmasından oluşur. Ölmek isteyecek kadar. Nietzsche, Sokrates'i çöküşle suçlamakla birlikte yine de onu güçlü bir birey olarak kabul eder. Ve onu ilk yaşam filozofu olarak över. Heidegger de Sokrates'le ilgilenmiştir. Sokrates'in felsefesinin hakikate bakışıyla kendi düşüncesi arasında bir yakınlık bulduğunu söyler Heidegger. Sokratik yöntemi bir tür üretken olumsuzlama olarak nitelendirir. Sokrates'in muhatabın cevabını olumsuzlayarak tartışma sürecinde olumluyu açıkladığını söyler. Bazı konuların hakikatinin bir soruşturma sürecinin nesnesi ya da sonu olan bir tanımda değil, soruşturma sürecinin kendisinde olduğu görüşünde, gösterdiği görüşündür. Burada da Sokrates'e atıfta bulunur. Dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Bunlardan sonra açığa çıkan bir dönem. Dolayısıyla bir imparatorluk var. Yani Platon'un
Aristoteles'in site devleti yok ortada, bir imparatorluk var. Yunan felsefesi doğuya taşımış, doğudaki dinler, işte Zerdüşt öğretisi, Brahmanizm, bunlar antik Yunan felsefesinin içine sirayet etmiş. Böyle bir kolaj var, yani böyle bir karşılıklı etkileşim var. Dolayısıyla böyle bir felsefenin ürünü bunlar. Bunlardan bir tanesi Epikür'ün öğretisi. Epikür için, yani hemen söyleyeyim genel olarak, hazcı olduğu söylenir ama bu hazcı Sokrates sonrasında ortaya çıkan Kreno okulunun hazcılığı gibi bir hazcılık değil. Yani bir iştah severlik, o iştahı yaşam haline dönüştüren bir hazcılık değil de daha ölçülü, içine uz katılmış bir hazcılık. Daha çok tinsel, ruhsal hazların önüne çıkartıldığı bir hazcılık. Onun hem bilgi kuramı hem doğal felsefesi de onun bu haz öğretisine bir hazırlık olarak. Yani çünkü Epikür'ün derdi şu, diyor ki hayatı zehirleyen iki şey vardır. Bir, ölüm korkusu, ikincisi de ölümden sonraki hayat. Bunlar hayatı zehirler, bunlar bizim doğru kararlar vermemizi sağlamaz. Dolayısıyla doğa felsefesini inşa ediyor ki bu kaygıdan şey olsun diyor aslında insanlar, kurtulsun. Yani aslında Stoacı öğretide ki daha sonra onlar onlardan bahsedeceğim, Stoacı öğretici bir teolojiye dönüşen doğa felsefesi Epikür'de daha layık bir konudadır, yani daha sekülerdir. Yani Tanrı'yı çok işin içine karıştırmaz. Hatta Platon'un aşkın tanrısı, işte Aristoteles'in hareket etmeyen, hareket ettirici olarak yine aşkın tanrısı, şeyde Epikür'de hiç oralı bile değildir yani. Hatta o da işte ruh gibi cisimsel, atomsal bir şeydir ve pedagojik bakar. Yani benim okumamda anladığım kadarıyla Epikür biraz pedagojik bakıyor. Şeyi de şey yapıyor, onaylıyor. Yani eski dönem bilimsel anlatıları da onaylıyor. Diyor ki insan anlamlı bir yaşam sürmek ister. Bu anlamlı yaşam içerisinde bunun bir yeri varsa kabul edilebilir diyor. Yani zaten Epikür'ün okulunun olduğu zamanda diğer okullar da var. Platon'un akademisi var, Aristoteles'in lisesi var. Yani 5 tane okul Atina'da, hepsi yaşıyor, hepsi canlı. Ve Epikür bir bahçe almışlar ona dostları. Sohbet ehli, böyle çok fazla formal bir eğitim yok, informal bir eğitim var. Ve daha çok yaşam ustalığına dönük, işte insanın acıdan nasıl kaçırabileceğine dönük bir anlatı var. Dolayısıyla onun doğa felsefesinde konumlandırdığı ya da işte bilgi kuramında konumlandırdığı şeyler hep bu yaşam ustalığına, bu ahlaka dönük şeyler. Kısaca bir bilgi kuramından bahsedeyim. Diyor ki bilgi, insan bilgisinin kaynağı üç türdür. Duyular, duyumlar ve prolepsis dediği bir şey. Aklın işlevsel olduğu, ön kavramların, ön bilgilerin olduğu bir alan. Yani insan, daha sonra John Locke'un bunu sistemli hale getirip iç deney, dış deney diyeceği şeyi önceden söylemiş oluyor. Yani biz duyular aracıyla bize veriler ulaşır. Bu veriler bize nesnelerin bilgisini iletir ama prolepsisle, yani aklın katkısıyla. Duygularımız da, ki duygular onun için çok önemli, duygular da bizim hal yaşantılarımız. Yani o an acı mı hissediyoruz, haz mı duyuyoruz, bunlarla ilgili bize bilgi sunarlar diyor. Bu prolepsis, yani ön kavramların, ön bilgilerin oluştuğu alan, daha sonra belki Kant bunu işleyecek, yani a posteriori, yani bilgiler bize data olarak gelir, işte kavram ona, akıl ona kavram gelir gibi. Fakat burada Epikür'ün söylediği şey, bu ön bilgiler de, ön kavramlar da duyumdan çıkartıyor. Yani bir doğuştan getirilen bir durumdan bahsetmiyor. Nasıl olur? Biz duyumla nesnelerin bilgisini alırız ve bu nesnelerin bilgisi giderek bizde algı tekrarına dönüşür. Bu algı tekrarından da kavramlar ortaya çıkar. Kavramlarda da, daha sonra bu kavramlarda da başka nesneleri görmeye başlarız diyor. Yani nihayetinde duyumcu. Yani çok fazla doğuştan gelen yeteneklere vuku yapmıyor. Çıkarsama diye önemli bir şeyden bahsediyor. Belki bilgi teorisi açısından bunu söyleyebiliriz. Çıkarsama dediği şey şu. Diyor ki yani biz her şeyi duyuma dayandırıyorsak, mesela atomun varlığını nasıl açıklayacağız? Boşluğun varlığını nasıl açıklayacağız? Çünkü bunlar duysal tanıklıkta bilinecek şeyler değil. Bunları ancak ben aklım bir çıkarsamayla bilebiliyorum. Mesela hareket örneğini veriyor. Hareket mümkün olabilmesi için boşluğun olması gerekir. Yani atomun hareket edebilmesi için boşluğun olabilmesi gerekir. Bu boşluk fikrine duysal tanıklıktan değil, çıkarsama, yani prolepsis alanından hareketle söylüyor. Ama bu
Kabaca'nın yine duyumcu olmadığı anlamına gelmez. Duyumcu olduğunu söyleyebiliriz. Bu arada ilginç bir şey söylüyor. Diyor ki, nesnelerin imgesel varlıkları, yani nesneyle bizim aramızda bize bir akış vardır. Çok ince atomsal imgeler bize ulaşır, gözlerden içeri girer ve beyinde ilgiye dönüşür diyor. Yine problemsiz alanıyla ilgili. Yani bir anlamda bugün de işte ışık fotonlarının göze çarpması, işte elektromanyetik alanda bilgiye dönüşmesi gibi buna benzer bir şey söylüyor. Belki bunu çok sistemli halde söylemiyor ama zaten derdi de şey değil, bilgi kuramı falan değil, doğa felsefesidir. Derdi onun ahlak, etik. Doğa felsefesinde Heraklit'ten etkilenmiş. Heraklit'in atomcu görüşünü birebir alıyor ama Heraklit'te atomların büyüklükleri ve biçimleri var. Epikür buna onların ağırlıklarında olduğunu söylüyor. Yani üçüncü bir özellik ekliyor. Derdi şu, eğer ağırlığı ekleyemezse hareket açıklayamayacak. Yani atomlar nasıl hareket ediyorlar? Çünkü ona göre boşluk ve atomlar var ve bu atomlar ağırlıklarıyla boşlukta düşerler. Düşerler ama şunun farkında, diyor ki bu ağırlıklar onların hızlarında bir ivme meydana getirmez, hızlarında bir artış sağlamaz. Eğer lineer olarak düşüyorlarsa şey nasıl olacak, çarpışma nasıl olacak? Çünkü bu çarpışmadan cisimler, ilişkiden cisimler ortaya çıkacak. Eğer ağırlık şeyde bir ivme yaratmıyorsa, buraya bir sapma diye bir kavramdan bahsediyor. Kliname, tam telaffuz edemiyor olabilirim. Sapma diye bir kavramdan bahsediyor. Atomun kendisinde bulduğu, yani dışarıdan, çarpmadan, işte başka bir şeyden almadığı, kendisinden bulduğu bir sapma, belki Aristoteles'in ruh kavramına benzer bir şekilde, yani kendinden beslenen hareketi söylemeye çalışıyor. Çünkü derdi, atomsal mekanizmadan özgür irade çıkmaz, bunun farkında. Dolayısıyla oraya sapma diye bir kavramı koyuyor. Özgür irade inşa edecek ki ahlakta haz ve acı veren şeyler arasında insan seçim yapabilsin. Çünkü bu mekanizmadan, atomsal mekanizmadan, determinizmden bir özgür iradeye çıkmayacağını farkında. Tabii ben bunu söylüyorum. Bu arada epikürcüler diye bir ekol var. Yani bazıları epiküre bunu ilave ediyor. Ama ben epikür üzerinden anlatmış oluyorum. Eksiklerim de olabilir. Bu özgür irade atomlara yüklediği bu sapma kavramından inşa edilen bir durum. Bu arada Tanrı ve ruh kavramıyla ilgili bunların da cisimsel, atomsal olduğunu ve töz olarak farklı değiller ama tözde bir faz farklılıkları olduğunu, yani bir anlamda level, birisi daha latif, birisi daha kesif atomların meydana getirdiği varlıklar olduğunu söylüyor. İnsan ruhunda da anima ve animus, belki bugün bunları söyleyebiliriz, can kısmını daha kesif, animus olan zihinsel ve ustal kısmı daha latif atomların meydana getirdiğini söylüyor. Ama nihayetinde kendisi bir atomcu. Bir şey var. Gülşen Gülme, sen de geleceksin buraya. Evet, şimdi burada onun haz görüşünde dedim ki kirenelerden farklı olarak bir iştah anlayışı değil, iştah severlik değil. Ölçülü. Hatta dostları şöyle diyorlarmış Epikür'den sonra. Öyle bir yaşa ki Epikür seni seyrediyormuş gibi, izliyormuş gibi. Çünkü hazla anılan bir adam ama yani o kadar bedensel hazları tasfiye etmiş ki onun için varsa yoksa tinsel ve ruhsal hazlar. Dolayısıyla da bir kireneci, yani bir iştah üzerine yaşayan Aristipos'un öğretisi gibi bir öğretiden bahsedemiyoruz. Ona göre iki tür haz var. Hazlar ikiye ayrılır. Dinamik hazlar ve statik hazlar. Bu dinamik hazlar daha çok yeme, içme, yani insanın kendi eylemi üzerinden elde edeceği hazlar. Statik ise belki harmonik hazlar diyebileceğimiz hazlar. Daha çok ruhsal, tinsel ve tatmin olmuş ruh halinin deneyimlediği hazlar. Dinamik hazları çok doğru bulmuyor çünkü bunları acıyla karışık hazlar olarak görüyor. Yani biz açsak karnımızı doyurma ihtiyacı duyarız ve bu açlığın kendisi aslında acıdır. Karışıktır, yani çok orada bir şey yok, doygunluk yoktur, ruhsal bir durum yoktur. Dolayısıyla bunları çok minimize etmekten yana bir de bu dinamik hazlar tehlikeli hazlar olarak görülüyor. Yani insan her an bir
sapkınlığa götürebilecek, ölçüyü kaçırabileceğimiz hazlar olarak görüyor. Dolayısıyla bu şeyde tinsel hazları, ruhsal hazları daha çok ön planda tutuyor diyebiliriz. Siyaset görüşüyle ilgili şöyle bir şeylerden bahsedebiliriz. Site devlet ortadan kalktığı için bir imparatorluk ve aynı zamanda eskisi gibi işte filozofun bir danışman gibi düşünüldüğü, işte sofistlerde olduğu gibi retorik ya da ne bileyim siyaset eğitimi verildiği bir dönem hemen hemen bitmiş ve büyük bir hükümdar var. Dolayısıyla işte biraz astım astım kestim kestim gibi bir durum var. Siyasetle pek ilgilenmemiş. Bu konuda da Aristoteles ve Platon'da siyaset ve etiğin bir aradalığı bir anlamda kopuyor. Onun için siyaset çok ilgili bir şey değil. Daha çok cemiyet değil ama cemaatten, küçük yapılanmalardan, dostane ilişkilerden bahsediyor. Yani oralarda çok fazla durmuyor. Epikür'le ilgili belki kısaca bunları söylemiş olabilirim. Bundan sonra Stoacı okul var. Stoacı okul belki Sokraten okullardan Krenen'in daha ustal kılınmış hali Epikürcü okul diyebilsek, Kiniklerin yani o Diyojen'in sokakta yaşayan işte bütün dünyadan eline eteğini çekmiş öğretisinin bir anlamda daha ustal ve ölçülü kılındığı yapısına da Stoacı okul diyebiliriz. Yani benim gördüğüm kadarıyla başta söylemiştim Sokrates'teki akıl büyük bir metafizik olarak Platon ve Aristoteles'te inşa edilmiş, kurumsallaşmış, okul haline getirilmiş ve onun daha çok yaşam bilgeliği ve iradesi de Stoa okulunda daha çok işlenmiş ve kurum haline getirilmiş diyebiliriz. Stoacıların mantık kuramı, bilgi kuramından bahsedeceğim ama önce mantıktan bahsedeyim. Aristoteles'te mantık, bu arada haftaya Aristoteles var, bunu biliyorum arkadaştan rol çalmış gibi olacağım ama bunlara değinmeden de. Platon. Tabii evet, pardon. Aristoteles için mantıkla, yani düşüncenin yasalarıyla varlığın yasaları özdeş görüldüğü için, yani mantık sadece düşüncenin yasalarıyla ilgilenmez, düşüncelerin yasaları aynı zamanda ontolojik olarak varlığın da yasalarıyla kabul edildiği gibi Stoacılarda da aynı. Çünkü Stoacılarda varlık dediğimiz şey, yani doğa dediğimiz aynı zamanda şey, Tanrı'nın kendisi. Yani tanrısal olan insanda da bulunduğu için ve insan aklıyla doğadaki logos örtüştüğü için insanın aklının yasaları aynı zamanda doğanın ve evrenin yasaları olarak görülüyor. Yani böyle bir özdeşlik var. Aristoteles de metafizik, yani ilk nedenleri araştıran bilgi alanı olarak metafizik teolojiyle özdeş görüldüğü gibi Stoacı öğretide de doğa felsefesi, fizik teolojiyle özdeş görülür. Yani çünkü Stoacı öğreti için doğa, tabii doğanın çift anlamlılığı var. Bir büyük doğa, evreni kastediyorlar. Bir de her varlığın belki fıtrat anlamında doğasından bahsediyorlar. Ama bunlar birbirinden kopuk şeyler değil. Bu doğa kavramıyla, yani fizik kavramıyla teoloji örtüşüyor. Doğayı bilmek, Tanrı'yı bilmekle eşit olduğu için insanın kendi doğasını bilmesi de Tanrı'yı bilmesiyle paralel düşünülüyor. Şimdi burada bilgi kuramında yine Epikür'de olduğu gibi bunların da duyumcu olduğunu, hatta John Locke'dan önce tabula rasa kavramını ilk dillendiren boş levha kavramını, yani sen bu dünyaya geldiğinde ki bunu Platon'a karşı belki söylüyorlardı, boş bir levha olarak gelir. Yani a priori doğuştan getirilen şeyler yoktur. İnsan bu dünyada bilgileri yazar söylüyorlar. Epikür'deki çıkarsamaya benzer olarak soyutlama kavramını yapıyorlar. Bu soyutlama kavramı önemli. Aslında ben atlayarak zıplayarak gidiyorum ama hem Epikür'de hem de Stoacı öğretide şunlar var, şunu yatsımıyorlar. Yani akıl dediğimiz yapı birleştirir, ayrıştırır, çıkarsar, yorumlar. Bunları doğuştan geldiğini söylüyorlar. Aslında bunlar çok şey değil, uzak şeyler değil. Ama yani bir Kantçı anlamda kategorilerde ya da Kant'te, Aristoteles'teki kategorilerle ilgili bir şey yok. Yani öyle bir doğuştan getirdiğimiz nitelikler olarak bir bahsedilen bir durum söz konusu değil. Ontolojilerinde Heraklit'ten etkilenmişler. Heraklit'in ateş alegorisini belki bir enerji kazanı olarak evrensel yangın diye bir kavramdan bahsediyorlar. Yani bütün varlık evrensel yangından gelmiştir ve evrensel yangına dönüştür. Aynı böyle bir dinsel vahiy önermesi gibi. Ateş kavramını Heraklit'ten alıyorlar ama bu Heraklit'teki
ateş kavramının logos özdeşliği birebir şeyde de kuruluyor. Stoacı öğretide de kuruluyor. Onlar için bütün varlık, varlığın etkin ilkesi logostur, tanrıdır, ateştir ve onun kesif hali de evrendir. Aslında tözsel olarak yine bir ayrım yok. Ben Ahmet kitabında okudum. Ona ait örnek mi, Stoacıların verdiği örnek mi bilmiyorum. Bunu şeye benzetiyor. Bir su kazanına batırılmış beze benzetiyor. Diyor ki nasıl ki bezin her tarafına su sirayet ederse Tanrı da, Logos da, Ateş de bütün varlığa bu şekilde sirayet etmiştir. Ama suyla bezin ontolojik olarak tözlere ayrı değil. Aynı tözler. Yani nihayetinde onları da cisimsel görüyorlar bu arada. Yani burada maddesel lafı biraz böyle tam oturuyor mu bilmiyorum ama yani varlığın bir fiziği var demeye çalışıyorlar. Belki böyle daha doğru bir ifade olur. Evrenin iki ilkesi var. Bu etkin ilke Tanrı, edilgin ilke ise işte o Tanrı'nın şekil verdiği belki Aristoteles'teki madde. Yani Aristoteles nedenleri dörde çıkartmıştı. Bu mekanik metal şeyden, nedensellikten kurtulmak için dört nedenden bahsetmişti. Bunlar tekrar bu dört nedeni, yani maddi, formel, fail ve ereksel nedeni yine bir tek ilkeye, yani etkin ilkeye indiriyorlar. Aslında bir ereksel, hem ereksel, hem fail, hem maddesel neden olarak Tanrı'yı görüyorlar. Ahlak görüşlerinden bahsedeyim. Gide bunlarda da doğa felsefesi ahlak içindir. Çünkü doğayı bilmek, aynı zamanda insanın nasıl yaşayacağını bilgisini de insana verdiği için bu sebeple araştırılmıştır. İnsanın doğası akılsal bir varlık olmasıdır ve doğaya uygun yaşamak, akla uygun yaşamaktır stoacılar için. Her varlık bir iç tepki olarak her varlık bir iç tepki olarak kendisini koruma altına alır. Yani bir bitkinin fıtratı, doğası gereği yaşamda kalması onun doğasına uygun hareket etmesidir. Ya da bir ceylanın aslan tarafından avlanıyor olması doğaya uygundur. Burada problem yok. Ama insanın doğasına uygun hareket etmesi erdemli yaşamasıyla ilgilidir. Burada Sokrates tabii çok önemli. Sokrates'ten etkileniyor. Sokrates bilgi erdemdir. Kimse bilerek kötülük yapmaz. Eğer bir yerde kötülük varsa orada cehalet vardır demiş idi. Aynı bu sözü devam ettiriyorlar. Hatta daha da ileri giderek şöyle bir şey çıkıyor ortaya. Mesela bir Epiktetos son dönem stoacılarından. Birisi bana kötülük yapmışsa bunu bilmediğimden dolayı yapıyordur. Ama ben onun bilmediğini biliyorum. Dolayısıyla ona şefkat göstermeliyim. Belki Hazreti İsa'dan önce İsevi bir tavırla bu bir hazır bulmuşluk olarak orada çıkıyor. Yani benim gördüğüm kadarıyla stoacılık Hristiyan öğretisinden önce Paulus'a hazır bir belki arazi sunuyor. Hatta stoacılardan birkaç tanesi ilgimi çekti. Tarsus'tan gelmişler. Tarsuslular. Yani öyle bir göbek bağları da var. Tarsuslusunuz, evet. Yani hem İsevi tavırları var, hem iradenin tarih sahnesine sokulmuş olmasından dolayı Hristiyanlığın bir irade olarak Yunan felsefesinin içine girmesinin kolay hale geldiğini söyleyebiliriz bu anlamda. Şimdi bilgi erdemdir. Kimse bilerek kötülük yapmaz. Dolayısıyla eğer birisi kötülük yapıyorsa bilmediğinden yapıyordur ve bizim ona ne yapmamız gerekir? Şefkat göstermemiz lazım. Bu doğa kavramı ile ilgili özellikle vurguları hem onların fiziğini açıklamak hem bilgi kuramı açıklamaktan önemli bir kavram olarak söylüyor. Aynı zamanda bu doğa kavramından şöyle bir şey çıkıyor. Madem ki evrensel bir doğa var, tanrısal olarak logos, us herkese yayılmış durumda, o zaman herkeste evrensel bir doğa var. Dolayısıyla evrensel bir yurttaşlık, evrensel bir devlet kurulabilir. Yani cinsiyete, işte ırka ya da ne bileyim aristokrasiye dayalı değil de bu anlamda bir anlamda şeyi reddediyorlar. Platon'un site devletini ya da işte nedir o? Aristokrasini biraz reddediyorlar ama bir Platon'a dönüş var. Çünkü evrensel devleti vurgulamakla beraber evrensel devletin bir efendi tarafından yönetilmesini vurguluyorlar. Bu da aslında filozof krala bir dönüş. Bu evrensel yurttaşlık iddiasıyla ilgili benim dikkatimi çeken bir şey de şu.
Bunu teorik olarak söylüyorlar ama pratikte bir şeyleri yok, heyecanları yok. Zaten stoacı öğretinin geneline baktığımızda bir teslimiyet öğretisi, mutsuz bir halleri var. Bir defa hazlı reddetmeleri, haz çünkü gelecek bilincinde taşır. Ütopik bir yanı vardır. Yani mesela Platon'daki ütopik tavır, hayatı organize etme, yani okullaşalım, işte devlet kuralım, yani işte üç defa değil mi, Sicilya'ya gidiyor bir defasında esir alınıyor falan, bu tavır yok. Daha teslimiyetçi, daha sadece erdemlerle yetinen ve erdemlerle yaşamayı, yaşam bilgeliği olarak gören, dolayısıyla sadece evrensel yurttaşlığı teorik olarak söyleyen, bunun inşası için herhangi bir şey fazla önermeyen bir yapı var. Tabi bu arada Marcus Aurelius gibi bir bilge kral var, Roma hükümdarı, bir stoacı kral. Böyle bir örnek de var. Belki Platon'un tarihte bilge kral olarak önerdiği, filozof kral olarak, istisnai bir örnek olarak orada gösterilebilir. Yani genel olarak söyleyecek olursak stoacı öğretinin daha çok teslimiyetçi ve yaşamı değiştirip dönüştürmeye dönük çok fazla bir şey söylemeyen, daha çok individüel aslında, yani o iradenin bireysel ahlak olarak yaşandığı bir öğreti olarak görülebilir. Belki ben öyle anladım, bilmiyorum ama bana gözüken o. Son olarak septiklerden bahsedeyim. Tabii ben atlıyorum ama bu okullar aynı zamanda kendi içerisinde üçer döneme ayrılıyor. İşte genç stoa, orta stoa, işte ne bileyim ileri stoa, son stoa gibi dönemler var. Bunları ben çok vakit olmadığı için size veremedim. Septiklerle de ilgili aynı dönemlerine var. Yani Pron ve Timon'un ilk kurucu özneler olarak ortaya çıktığı dönem var. Sonra akademi şüpheciliği var. Son dönem stoacı septikler olarak öğretileri var. Pron ve Timon'la ilgili şunları söyleyebiliriz. Bir defa söylediği şey, kendilerinden önce şöyle bir tartışmayı reddediyorlar. Eşyanın doğası var mı? Bu bilinebilir mi? Bununla ilgili bir söyledikleri şey, eşyanın bir doğası yoktur. Eşyanın karışık yapısı, ayrımsız yapısı bizi bilgiye ulaştırmaz. Dolayısıyla bu çaba beyhudedir. Söyledikleri şey, birincisi eşyanın doğası yok. Pron'un sözleri bu. İkincisi, insan yargıda bulunmamalıdır. Epoke, yani yargıyı askıya almak. Yani bu iyidir, bu kötüdür, bu doğrudur, bu yanlıştır gibi ifadelerden kaçınmak. Üçüncüsü de susmak. Apasya. Tam olarak böyle bir telaffuz ediyor, bilmiyorum. Üçüncüsü de susmak. Fakat Pirol'la ilgili dönem, bu tabii bu sadece bilgi teorisi değil. Aynı zamanda yaşamın kendisi de bunun üzerine yürüdüğü vakit, dostlarının onu bir kuyuya düşmekten kurtardığını falan söylüyorlar. Çünkü bu kuyu mudur, değil midir? Bir iş buraya kadar varsa, yani her şeyle ilgili yargısızlık durumu, ki akademi şüpheciliği bunu reddedecek, yani orta septik dönem bunu reddedecek. Diyecekler ki eşyanın bir doğası yoktur, belki bunu bilemeyiz ama hayat devam ediyor. Dolayısıyla biz görünüşler üzerinden uzlaşabiliriz. Yani fenomenlerin numeni belki bilemeyiz ama fenomenler üzerinden uzlaşabiliriz. Çünkü yaşayacağız, yani siyaset yapılıyor, işte ahlak inşa ediliyor vesaire falan. Piron'da da aynı Epikür'de stoacılardaki gibi aslında bir bireysel ahlak var, iç huzur, işte ruh dinginliği. Bir anlamda yargıyı arama işini insanın kendi yuvasından çıkıp kendini rahatsız etmesiyle özdeş tutuyor. Yani buna gerek yok. Yargıda bulunma, bu seni pişman eder ve bu konuda sus gibi bir iddiası var. Akademi şüpheciliği bundan biraz vazgeçiyor, orta dönem şüpheciliği. Onların özellikle Carnegie'sin olasılıklar kuramı. Yani en doğruya en uygun olasılık mümkündür diyor. Bir anlamda dogmatik bir tavır gösteriyor. Yani Platon ve Aristoteles'e yakın. Çünkü zaten akademi şüpheciliği kendisini Piron üzerinden temellendirmez, kendisini Sokrat üzerinden temellendirir. Der ki Sokrat hep şüpheciydi. Özellikle Platon'un ilk diyalogları da Sokrat'ın ironisini, yani saçmaya götürme, işte ters diyalektiği kurup orada bırakma, yargıya, mayotiyi reddediyorlar bir anlamda. Yani bilginin doğru tutulacağını reddediyorlar. Sadece mayotiyi kullandığını, dolayısıyla kendi ölümcülleri olarak Sokrates'i görüyorlar. Ve hatta Platon'un da kendi yaşamı döneminde fikirlerinden çok vazgeçtiğini, onun iddialar kuramında sürekli bir yenileme durumu örnek gösteriyor. Platon ve Sokrates'i temellendiriyorlar kendilerini. Önemli belki söyleyecek bu konuda söyleyeceğimiz şey şu. Mesela şu örneği veriyor, bu kıymetli belki. Ateşin yaktığını algılayabiliriz.
Tamam. Ama ateşin doğasının yakmak olduğunu nereden çıkartıyorsunuz? Yani bu aslında bir nedensellik eleştirisi ki bunu daha sonra Gazali, Lütfun falan işleyecek, Kant buradan ilham alacak gibi. Yani biz ateşin yaktığını algılarız ama ateşin doğası gereği yaktığını nereden çıkartıyorsunuz? Bunu siz mi ekliyorsunuz? Bu tam olarak onlar için bir şey, aklın bir kurgusu olarak söyleniyor. Ve özellikle son dönem şüphecilerinin doğruya yaklaşımlarının olasılık teorisi üzerinden daha sonra işte Karl Popper'ları, Rahim Bach'ları falan özellikle son dönem bilim teoricilerini etkilediğini söylüyorlar. Toparlayacak olursam bu üç okulun daha çok törel geleneği devam ettiren, işte insanın iradesinin önemli olduğunu, bir yaşam ustalı olarak iç dinginliğe, iç huzura önem verildiğini söyleyebiliriz. Yine son söz olarak Hazreti İsa'dan önce bir anlamda İsevi bir tavır sergilediklerini söyleyebiliriz, bu kadar. Çünkü ben görüyorum orada otururken de bazen